Karşınızda Yiğitcan Erdoğan ve şak 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 efendim kendisi kendisini Sirtaki ile karşıladık efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim, sen nasılsın? Şimdi sana bir şeyler söyleyeceğim. Arkadan ben böyle basit basit talk show gibi badım tıs falan yapacağım, bunları sen duymayacaksın. Kötü okay. Şakalarına efektler vereceğim, buna okey misin? Tabii abi. Tamam. Olabildiğince çok kötü şaka yapmaya çalışacağım. Tamam, tamam. En sevdiğim konuk, en sevdiğim konuk. Efendim biraz heyecanlıyım. Çünkü neden bunu da chat'e açıklayayım. Ben bu adamları Can Sungur'dur, Yiğitcan Erdoğan'dır senelerdir takip ediyorum. Daha Twitch'in ne olduğunu bilmiyordum. YouTube'dan bir filmin bir şeysini araştırırken bu adamların gev şeklinde konuşmalarına bir kapıldım. Sonra ilişkimi bitirecek seviyeye geldik. Bu kıllı adamları izliyorsun, benimle ilgilenmiyorsun. Kendisi de chatte söyleyebilir. JTG TV'de hoş geldi, Yiğitcan Erdoğan adamdır demiş. Oh, sağ olsun. Efendim, neyse. Sevdiğim ve daha önceden izlediğim adamları konuk aldığımda bir böyle sertleşme, yani vücudumda sertleşme, yanlış anlaşılmasın, bir heyecan fırtınası. Efendim, sizi aslında chatime tanıtmama gerek yok ama ben biraz tanıtayım. Yiğitcan Erdoğan kendisi içerik üreticisi, müthiş yazıların kalem sallayanı, kafa açan sohbetlerin eski güzel Türkçesi, Atina merkezli Digital Minds'ta Account Manager, Geek Yapar'ın yazı işleri şövalyesi, ODTÜ'de uluslararası ilişkiler okudu, okula girmeden önce yaptığı işi yapıyor, küçükken büyüyünce ne olmak istiyorsun diyenlere yazar diyordu kendisi ve Yiğitcan Erdoğan şu an alkış, en basit alkış efektimizle karşınızda efendim. Efendim sor. Tamam. Sen kendini alkışlama. Halk seni tamam. Alkışlıyor hiç. Eyvallah. Sorularla başlayalım. Keyfin yerinde mi? İstanbul'a geldin, gittin, bıraktığın gibi mi? Hala bok içinde mi yüzüyoruz bu şehirde hiç? Tabii. Ekseriyetle. Yani hala bıraktığım kadar gürültülü, samimiyetsiz, kavgacı, buhranlı ve yorucu. Ve aynı zamanda metrobüs fiyatları çok pahalı. Evet. Falan. 4 lira. Öğrenciye 1.20 ama ucuz. İşte öğrenci olmayalı bayağı oldu abi, o yüzden bana çok şey yapmıyor ama yani orada bir 5'li 6'lı rakamlar görünce insanın bir canı sıkılıyor yani. 5-6 mı? Vallahi kaç? 4.80 mi? 5.80 mi? Bayağı ne? Bir şey. Aa, metrobüs. Kötü. Kötü. Şeyde nasıl? Yunanistan'da toplu taşıma fiyatları ekonomiye göre nasıl? Abi aylık işte bir tane kart alıyorsun. 30 euro. Asgari ücreti 600 küsur euro. Oradan hesap et okey mi değil mi? Yani asgari ücretin 20'de 1'i kadar mı oluyor? O civarda bir şey. Okey. Yani biz zenginiz ama biliyorsun. Ne münasebet biz. Çok. Çok. Yani, nasıl zenginiz belli değil. Ne münasebet efendim. Her neyse chatime de sesleneyim. Sorularınızı Discord'daki Radyo Kafası kanalına yazacaksınız. İsterseniz. Eğer ben de oradan okuyacağım. Chat'e çünkü abi kaç santim, abi ayağını göster, abi sakalına dolayım şeklinde şeyler de gelebilir. Lütfen o yüzden Discord'a gelin ki ben de seçebileyim. Değil mi? O zaman önce konuk sorusuyla başlayayım bir tane, sonra kendi sorularıma geçeyim. Çok tabii soru abi. Cevap giderse ya yeter yoruldum biraz da karı kız konuşalım diyebilirsin hiç. Okey. Tamam. Bu hakkımız, haklı tutuyorum. Tamam. Benim de böyle bir sorum vardı ama konuğum chat'im sorduğu için o sormuş gibi yapacağım. Yunanistan'a nasıl, ne oldu da gitti? Neden böyle oldu? Hayatın nasıl o noktaya geldi? Sanki kötü yola düşmüş gibi soruyor ama kesinlikle kendi narrativinden anlatsın. Kaçamak cevap vermesin, sıkıştır lütfen demiş. Tamam, eyvallah. Abi Yunanistan'a bir çok farklı sebeplerden geldim. Bir sürü farklı sebebi vardı. Ama herhalde en verebileceğim en temiz cevap, çalışma izni sağlayan bir şirket vardı abi, çok kolay bir şekilde. Bu bir çağrı merkezi, bazı çevrelerde de biliniyordur zaten, Atina merkezde. Onun için geldim ekseriyette, çünkü hep yurt dışında yaşamak istiyordum, bir kendimi denemek, kendimi sınamak istiyordum. En verebileceğim en temiz cevap bu. Peki memnun musun gittiğine? Çok. Atina hayatımı kurtardı abi. Peki sana deseler şu an biz İstanbul'da da bir yer açıyoruz, bir ofis. Seni oraya düşünüyoruz ama burada kalma şansın da var. Hangisini seçerdin? Yani 20 bin lira maaş isterdim abi. Hadi be. Tabii bu parayı verecekseniz ben İstanbul'a katlanabilirim. İstanbul'un da çilelerini herhalde yenebilirim diye düşünüyorum. Her yere taksiyle giderim çünkü falan. Anladın mı? Yani
Güzel bir daire tutarım kendime, şöyle çok fazla her zaman bokuyla püsürüyle uğraşmak zorunda kalmayacağım. Yemeklerimi düzgün yerlerde yerim. Böyle yaşayabilirim. Onun haricinde ayda 1500 lira maaşla Ankara'da yaşamayı tercih ederim ama. Ayda 20 bin lira da İstanbul'da yaşamaktansa. Ya sen Ankara aşığı bir adamsın. ODTÜ'de Şu okudun. Hayret, ODTÜ'de okuyup Ankara'yı bu kadar seven çok insan yok. Tabii abi, ama benimki Gezi'den dolayı. Yani birincisi, bir Ankara'da kız sevdim. Ankara'da bir kız sevdim. O çok büyük etkisi oldu tabii o zamanlar. Ama şimdi ODTÜ'de okuyanların çok fazla Ankara'ya alakası olmamasının sebebi, ODTÜ kendi kendine yeten küçük bir kasabadır zaten. Hani içinde berberi vardır, kafesi, restoranı vardır. Her türlü eğlence imkanı vardır. Güzeldir, yeter sana. Zaten 25 kilometre kare, 15 kilometre karesi orman, gölü var içinde falan. Yani o yüzden zaten yeter ki sana ODTÜ. Ankara'ya çok inmezsin. Ama Gezi döneminde ben oradaydım abi ve Gezi döneminde hatırlayanlar da zaten hatırlayacaklardır. 30 gün sokaktaydık ve 30 gün Ankara'nın sokaklarındaydık ve Ankara'da biraz daha farklı yaşandı, farklı ilerledi Gezi. Çünkü öyle çok edinimimiz olmadı, kazanımımız olmadı. Yani Gezi Parkı'nı mesela tuttu İstanbul'daki insanlar, komün kurdular, çok güzel şeyler yaptılar, dünyaya ses getirdiler. Biz Ankara'da daha memur gibiydik abi. Sabah akşam 7.30 gibi Kızılay Meydanı'nda toplanıp, 8 gibi kovulup, Tunalı'da 9 gibi bir şansımızı deneyip, 10-11 civarı Kennedy'de son biber gazımızı yiyip ondan sonra evlerimize kaçardık. Artık ben şey diye düşünmeye başlamıştım, yani Kennedy bu kadar uğraşmasınlar. Kennedy Caddesi'ne bir tane böyle alttan fışkiye biber gazı sistemi kursunlar. Akşam biri düğmeye bassın da biz de onu nesnelerim, limanalım yani. Çok, çünkü memur gibi direndik. O yüzden de ben sokaklarını, köşesini, berisini, her yerini çok daha benimsedim Ankara'nın. Yani şu caddeden şuraya çıkılır oldum, şuradan şuraya çıkılır oldum. Bir de çok o kadar yüksek frekansa duygusal bir şey yaşadıktan sonra şehirle olan bağın da artıyor. Şehrin insanlarıyla olan bağın da artıyor. Hemen onun ertesine taşındım. İstanbul'a taşınmak durumundaydık o zamanlar. Öyle bir icap etti. Sonrasında çok mukayesesi çok ağır oldu abi benim için. Çünkü ilk defa İstanbul'un merkezinde yaşamaya başladım ben. O zaman da anladım biraz daha Ankara'nın kıymetini. Peki bu Ankara'ya, yani gri şehir, yani normalde Türkiye'nin ortasında olmasa başkent bile olamaz diyen insanlara bir şeyin var mı? Yok, hepsi haklı abi. Ankara çok gri bir şehirdir. Ankara çok sıkıcı bir şehirdir. Yapacak bir şey yoktur Ankara'da. Kışın hava çok sert olur. Yazın da hava geceleri yine soğur. Yani akşam dışarı çıkacaksan Temmuz, Ağustos fark etmez. Yanına bir hırka alman lazım. Çantana bir hırka atarsın illaki. Ama bunun getirdiği başka bir etki var. Ben bundan daha önce de bahsetmiştim. Ankara'da yapacak hiçbir şey olmadığı için, eğlence mekanları dar olduğu için, 5 tane 6 tane bilemedin 10 tane de olsun kafe bar olduğu için, o insanlar kışları özellikle eğlence olarak birbirlerinin evine gidip birbirleriyle sohbet ederler abi. Çok Ankaralılar çok yaşamıştır bunu. Yani 8-9 kişi birinin evindesin. Böylesiye sohbet ediyorsun. Orada işte çay yapılıyor, çorba yapılıyor, kahve yapılıyor falan. Ve bundan dolayı da ben iddia ediyorum ki Türkiye'nin en güzel sohbetkarları Ankara'da ikamet ederler. Böyle asla kalabalık mekanlara gidip hiçbir şey duymadan telefona bakmazlar mı? Yok yani onu yapan da var. Elbette ki onun da tadı ayrı. Onun da tadını alan 21. yüzyıl fertlerimiz ayrı var. Ama günün sonunda orada bayar abi. Onu yapanlar genelde üniversitede Ankara'ya yeni gelen hevesli gençlerdir o zamanlar. Çünkü hepimizin de bildiği gibi üniversite birinci sınıfta 11 kişi 12 kişi futbol takımı gibi gezmeye başlarsın. Ondan sonra yavaş yavaş aa falan olur. 4-5 kişiye indirirsin. Bir sene daha geçer. 3-4 kişilik kendi grubunu bulursun. Takılırsın, devam edersin. O ilk hevesler, üniversitenin başında gelen dışarı çıkacağım, çok eğleneceğim, ilk defa lisede değilim artık alkol tüketebiliyorum yasal olarak falan filan tripleri geçtikten sonra kalandır o. Ankara'da evlerde oturup birbirleriyle muhabbet sohbet etmek. Bir de özellikle zaten son zamanlarda bilakis alkollü eğlence biçimleri çok da göz önünde yapılması makbul olmayan bir hareket biçimi haline geldiği için evlere daha çok çekildik. Ankara'da bundan daha fazla da nasibini aldı açıkçası zaten, çünkü yer yok dediğim gibi. Küçük Optimus 100 bitiyor olmuş, demiş ki kimse keman çalmaz belki ama çok keman çalınsın balolarında diye yapılmış gri sisli binalar, 3 nokta koymuş Ankara'ya herhalde. Buyurun. Yani evet, Ankara'nın böyle bir, ya abi Ankara'nın şöyle bir ilginçliği var. Benim en garibime giden kısmı da o açıkçası. Çünkü dizayn edilmiş bir şehir Ankara. Yani dizayn edilmiş bir büyük şehir. Türkiye'deki herhalde dizayn edilmiş tek büyük şehir olabilir. Çünkü yok yani orada bir doğru düzgün bir yapılanma yok Cumhuriyet döneminden önce. Yani Kuvayi Milliye ve Atatürk'ün hareketi oraya sığınıyor.
Yani elde avuçta bir şey kalmadığı için. Yoksa yani 1922'den önce açıkçası bütün hani ileri gelen eşrafa sorsan Ankara'yı herhalde 5. belki sıraya yazarlar yani hani biz buraya devlet kuracağız diye ama oraya sığınılıyor. Ve zor Evet. zamanında ihtiyaç anında orada oluyor Ankara. Bunun da mükafatını çok güzel planlama yapılarak alıyor. O yüzden de çok ilginç bir şey 20. yüzyıl şehri. Yani Türkiye'nin belki de en net 20. yüzyıl şehirlerinden bir tanesi. Mimari ve şehir planlaması olarak. Bu da ilginç bir hava katıyor gerçekten. Bayağı seviyor Ankara'yı arkadaşlar. İnanılmaz. İlk defa Ankara hakkında bu kadar güzel konuşuldu benim kanalımda. Ben de Ya. gurur duydum. Ben de gurur duydum. Efendim sizlere de söyleyeyim. Yiğitcan şu an beni göremiyor. Yayından görebilirsiniz efendim. OBS'im açık olduğu için ben ona cam açamıyorum. Kendisi beni yayından görebilir. Beni görmek de beni görmek anlamına gelmez. Bir hayalin varmış şu an. Çok ilginç bir bilgi. Spotify'da çalışma hayali. Aa evet abi. Var. Yani cepte tuttuğum öyle üzerine öle öle yandığım bir hayal diyemem ama var. Evet ya. Neden abi? Abi iş ilanı gördüm bir gün ben daha işte Yunanistan'a gelmeden hemen birkaç ay önceydi. Yani küçük küçük bakıyordum zaten işte yani nasıl gidebilirim, yurt dışında nasıl yaşayabilirim diye. Spotify'da ya abi gerçekten yani yaradan bir Yiğitcan Erdoğan'a özel bir iş yarattık dese bu olurdu herhalde. Spotify'da Türkiye pazarı için content creator abi. Şimdi Spotify'ın content'i ne? Spotify'ın content'i playlist. Zaten ben o dakikaya kadar Geek Yapar'ın Spotify hesabında playlist yapıyordum abi paylaşıyordum. Hala da bugün ara ara paylaşıyorum. Kendi hesabımda playlist yapıp paylaşıyorum. Çok seviyorum playlist yapmayı. Üzerine de çok düşünüyorum. Ve başvurdum. Mülakatı bile çağırmadılar bu arada. Ah Yani hiç be. aynen. O yüzden hiç şey de değil. Ama sonra ki adını unuttum çok affetsin beni. Ortak arkadaşlarımız vesilesiyle işi kimin aldığını duydum. O zaman hatırlamıyorum şu an ama ha okey haklı yere gitmiş demiştim. Zaten sonradan da bu haklı yere gitme meselesi şuradan ayyuka çıktı abi. O kişi 3. Yerliler diye bir playlist yaptı. Biliyorsun zaten Spotify'ın yayınladı. Ve o bir akımın ismi oldu. Yani ben biraz da bu yüzden de açız hayallerimdeki iş. Çünkü bir akımı isimlendirmekten daha onurlu bir şey ben düşünemiyorum. Ve hani o artık bunları 3. Yerliler diyoruz. Yani Spotify'da bunu yapabileceğim bir viraj, bir mecra. O yüzden de çok ara ara hala kontrol ediyorum o kişi acaba işten ayrıldı mı diye. Ayrılırsa ben yapışacağım oraya yani. Konacak. Bu arada hakikaten çok güzel müzikler seçiyorsun. Ben senin kişisel profiline girip 3-4 tane şarkı arakladım listeme şu an. Arkada çalıyor mesela. Under the Bridge çalıyor. Red Hot Chili Peppers'tan. Şimdi bir sorum daha var. Uluslararası ilişkiler okumuşsun. Ben de açıktan okudum bunu. Tam olarak bu mesleğin bir karşılığı olmadığını sen de bir şeyde söylemiştin. Bunu okumasaydın hayatında bir şey eksilir mi diyeceğim böyle açık açık. Eksilirdi tabii abi. Yani şu bakımdan eksilirdi. Yani uluslararası ilişkiler okumasaydım ne eksilirdi diye tam ben sana söyleyemem. Ama ODTÜ'de okumamış olsaydım bunu, ODTÜ'de uluslararası ilişkiler okumamış olsaydım hayatımdan çok şey eksilirdi. Çünkü akademik bir disiplin uluslararası ilişkiler. Yani gerçek hayatta karşılığı yok demek istiyorum. Sadece kağıt üzerinde yapılan bir beyin teatisi o kadar. Dolayısıyla sana öğrettikleri şey orada ekseriyetle kağıt üzerinde beyin teatisi yapmak oluyor. Çünkü ulus değilsin, ilişemiyorsun. Yapabileceğin tek şey ulusların ilişmesi ve tepişmesi hakkında 19. 18. yüzyılda yaşamış yaşlı Alman amcaların ne düşündüğünü çalışmak. Bunun dezavantajı hiç somut bir mesleğin yok, altın bileziğin yok cebinde. Ama avantajı ise akademik düşünmeyi öğreniyorsun. Akademik düşünmek de olaylara objektif bakabilmek biraz, olayların eşyanın tabiatına yoğunlaşabilmek. Yani eşyanın sübjektif yansımasına, kaymasına değil de. Çünkü çok kolay, özellikle politika konusunda oraya çok kolay gidebiliyoruz. Ama yani bir partinin senin baban için ne ifade ettiğinden ziyade bir partinin kendi tabiatı itibariyle ne ifade ettiğini mesela bir siyasi partiden bahsediyorum. Çözebiliyor olmak bence büyük bir kazanım benim için. Buna da bizim okuldaki yüksek standartlar beni zorladı. Yani ben açıkçası kendi başıma boşlukta, vakumda bu kadar kazanım sağlayamazdım bu konuyla ilgili büyük ihtimalle. Ya sen siyasi konuda hiç dilini tutmayan da bir adamsın. Rahat konuşabilen bir adamsın. Tabii. Cesaretli bir adamsın. Gezi Parkı videon hala duruyor mesela. İngilizce. Why Turkish People Fighting'di galiba. Abi onu şey yapayım. Unlisted yaptım. Şey Ama dur, durumunda. ben yakaladım. Gördüm bugün. Evet. Duruyor. Yani şöyle unlisted yaptım. Utanmıyorum o videodan. Yani şu seviyede utanmıyorum. Saçım falan çok çirkin. Çok şişmanım. Hani onlardan utanıyorum. Tişört niye pijamayla çıkmışım ama hani içimdeki his samimiydi.
Çünkü o ikinci günüydü abi gezinin ve ikinci günü de gezinin bu arada Ethem'in öldürüldüğü gündü. O gün çok ağır bir gündü. Yani Güven Park'ta geçirmiştim ben o günü neredeyse tamamen. Enteresan bir gündü, gitgelli bir gündü. Ve eve geldikten sonra bütün gün neredeyse dışarıda olmama rağmen yeterli şeyi yapmamış gibi hissetmiştim ve böyle kendimi yani kuruntular ve karanlıklar içerisinde internette gezinirken araştırdım, scroll ettim falan filan böyle bakıyorum. Şimdi yurt dışında yaşayan bir sürü arkadaşım, yabancı bir sürü arkadaşım Arap baharına benzetiyorlardı abi geziyi. Ve bu beni biraz üzdü. Çünkü Arap baharıyla ilgisi olan bir şey değil, aynı şey değil, aynı segmentte ve frekansta bir hareket değil. Ona benzetmeseler işte Güney Amerika'daki halk hareketlerine benzetiyorlar işte. Ona benzetmeseler hiç alakasız bir şeyler yani o, anladın mı? Yani tam olarak anlaşılmıyordu. Neden bu insanlar sokakta ve çarpışıyorlar ve manyak gibi tişört ve kotla tankların üzerine koşuyorlar. Tank değildi pardon özür dilerim tomaların. Tomaların. Tankların üzerine koşmak dilimize yapıştı çünkü. Evet, on atletliydi onlar zaten. Evet, onlar atletliydi. Neden böyle oluyordu? Ben de onu kendimce açıklamak istedim. Dilim döndüğünce açıkladım. Buyur. Peki hiç yani sana geliyor mu bilmiyorum ama abi Silivri soğuktur abi falan. Bunlardan yani ben de mesela konuşurken ya da mesela hafta başı haberleri biraz böyle baktığım bir program yapıyorum. Oradaki yorumlarımda artık chatlerde ve insanlarda şey oldu. Normalde yasak olan şeylerin de üzerinde yasak olduğunu düşünülmeye başladı. Aman onu söyleme. Aman bunu yapma. Bak şöyle olacak, bak böyle olacak. Bu korkuyu yenebilir miyiz? Sence o mesela videonda ya görülse falan acaba ulan bana da kötü bir şey olur mu diye düşünüyor musun? Çünkü insanlar şarkı yaptığı için ya da video yaptığı için içeri alınmaya başladı ya. Evet abi ben bu korkuyu uzun süre taşıdım. Yani şöyle de taşıdım çünkü benim o yani o Gezi Parkı dönemi sonrası, o video sonrası Geek Yapar üzerinden de bu konularla ilgili yazıp çizdiğim zamanlar oldu. Ve her yazıdan çizden sonra da taşıdım onu açıkçası. Ama son zamanlarda bununla ilgili çok bir angajman almıyorum. Çünkü son zamanlarda politika üzerine çok fazla konuşmuyorum. Türkiye siyaseti üzerine özellikle. Türkiye'deki siyasi dalgalanmalar üzerine özellikle. Bunun da sebebi hak görmüyorum kendimde. Çünkü artık orada yaşamıyorum. Ve uzun vadede de orada yaşamak gibi planım yok. Ve daha da önemlisi yıldım. Zaten yıldığım için gittim. Yılmış bir insanın da bence bu konu üzerine çok fazla ahkam kesmeye hakkı yok. Yani sosyolojik meselelerle ilgili yine eğer bir tespitim varsa paylaşmaya gayret ederim. Ama siyasi yani insanların hayatlarının ayarlanması ve istihdam edilmesi konusunda fikir veren devlet adamlarını yargılayacak ve yorumlayacak hakkı kendimde görmüyorum açıkçası artık. Herkese oy verecek de hakkı kendimde görmüyorum ama en son seçimde yine de bir oy kullandım. Yani bir hakkım vardı çünkü. Sende şey oldu mu peki? Birçok geziden sonra birçok bizim neslimizde olduğu gibi tamam abi bıraktım yani pes etme. Okey olmuyor gibi. Hemen değil, hemen değil abi ama 5 sene sonra oldu. Ben en son benim o konudaki artık pes ettiğim dakika 15 Temmuz'du. 15 Temmuz sonrasındaydı. Artık çok bir şey, yani bir şey yapamayacağım. Yani mücadeleden vazgeçtim. Babam böyle deyince çok kızdı bana hatta. Babam çünkü bu konularda çok şey yani yıllarca mücadele vermiş bir insandır. Ama ben orada pes ettim. Ama 5 sene bir en azından kendi çapımda kendi yapabileceğim ölçüde ki benim en büyük faydam dünyaya dokunacaksa zaten kelimelerle dokunur. Başka bir masum yok çok fazla. O şekilde mücadele etmeye çalıştım ama 5 sene sonra evet pes ettim. Ama şunu da söylemek de önem görüyorum. Gezi'nin kazanımlarının yani hissedildiğini düşünüyorum ben. Gezi'yi kaybettiğimizi bir süre düşündüm. Ama şimdi onu düşünmüyorum artık. Çünkü Gezi'de sokağa çıkan ve otoriteyle mücadele eden insanların otoriteyle mücadele etme refleksini kazanmalarından da daha önemlisi. Bunu yapma biçimleri bize miras kaldı. Çünkü o dönemki herkes hatırlayacaklardır. En azından o dönemi objektif olarak bakanlar hatırlayacaklardır. Çünkü bir de popüler retorik olarak ilk 3 gün çok iyiydi de ondan sonraki 27 gün herkes İETT otobüslerini yan çevirip üzerinde dans etti oldu. Ama esasında orada bir estetik ifadeyle direnme şekli vardı. Komik tweetler atıyorduk, şarkılar yapıyorduk, piyanolar çalıyorduk, dansları diyorduk, yogalar yapıyorduk, güzel sloganlar yazıyorduk, grafitiler yapıyorduk, bunun hakkında yazılar yazdık, makaleler paylaştık, resimler çizdik, çok güzel resimler çizdik.
Ve ben inanıyorum ki o orada onu yaşayan insanlar, mesela şu an az önce bahsettiğimiz üçüncü yeniler akımında müzik yapan insanlar aynı zamanda. Yani ben mesela Büyük Ağabul Kadın'ın, yani bir şey altında bırakmak istemiyorum kimseye, ama Büyük Ağabul Kadın'ın müzikal lisanının ve mesela son zamanlarda üçüncü yenileri de baş gösteren bu işte elektronik deneysel din veya Anadolu, hatta Anadolu Rock'ın tekrar revive edilmesinin, Anadolu Rock'ı revive eden projelerin, dijital medyada patlayan ifadenin, Türkiye'nin dijital medya üretimi konusunda bu kadar muadili ülkelerden ileriye gitmiş olmasının, hatta en yüksek seviye Batı medeniyetlerinin hemen bir çıt gerisinde olmasının, o dönem yapılan reflekslerin mirası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence biz bir ulus olarak, bir nesil olarak Twitter kullanmayı da, dijital medya üretmeyi de, nitelikli dijital medya üretmeyi de, estetik ifade üretmeyi de, estetik ifadeyi bir kere kanalize etmeyi de ve bunu çabuk çabuk ve kaliteli yapabilmeyi o mecburiyetler dahilinde öğrendik. Çünkü ifade etmemiz lazımdı kendimizi yani. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Tencere tavaların neslini yaşıyoruz ve tencere tavaların çağını da yaşamaya devam edeceğiz. Ve bunun etkileri çok çok sonrasında görülecek Türkiye'nin estetik ifade dalları içerisinde. Evet, Küçük Optimus 100 bitiyormuş, demiş ki zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler aslında biz cesaret edemediğimiz için zor değil midir diye bir sorusu var ama Yani neye olduğuna göre değişir. Bazı şeye cesaret etmemen gerekiyor. Zor olması olmaması önemli değil. Bir de zor olması ile cesaret etmek, bilmem, aynı şey mi? Bir de her cesaret doğru bir cesaret midir? Evet, Bilemedim. bazen. Peki benim sana özel bir sorum var. Bu geziden çıkmadan önce abi Silivri soğukturları hazırlayın. Yiğitcan bana gelmedi ama sana herhangi bir terör örgütünden arayıp ya çıkıp azıcık biber gazı yeseniz de telefonu geldi mi? Yok, katiyen gelmedi Çok ya. bana da gelmedi. Tüh boşuna. Millet para almış oysa. Tövbe estağfurullah. Evet, ne kadar enteresan iddialar dönüyordu o dönem Çok ya. çok çok Neydi bir yani. bak, adını sadece o zaman gördüğüm bir tane Sırp istihbarat ajansı vardı. Sadece o zaman geziyi düzenledikleri iddiası da, Otpor muydu? Mossoro muydu? Edinvişça mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Böyle Güzel bir futbolcu. evet, öyle bir yani şey vardı. Öyle de çok komik günlerdi gerçekten. Çok çok. Enteresan günlerdi ya. Yani benim anneme de gelmedi. Kendisi deliler gibi çanak çalıyordu balkonları. Ben ailemi tanıdım o zaman. Çok güzeldi benim için ama tabii ki kötü anılarımız da var o zamanlara dair. Sonradan çirkinleşmiştir falan filan. Her neyse, bu konuyu kapatalım. Şimdi biraz da kötü mizah diyoruz arkadaşlar. Bu kısmı bilmiyorum, bakalım hiç can hoşuna gitmeyebilir ama dünyanın en gergin Kim Milyoner Olmak İster müziğini veriyorum. Bir saniye arkadaşlar. Verdim. Şimdi sorular geliyor. Soru 1. Chatten cevap bekliyorum. Yiğitcan'ın Geek Yapar kanalında yayınladığı ve sonrasında kendi kanalına taşıdığı podcast konsepti hangisidir? A. Meramı İfham. B. Hububatı Bulbuli. C. Cereyanı Tehlikeye-i Vuku. D. Omayvamu Shinderu. Evet efendim, chat spamlasın. Bakalım bilebilecekler mi? Bakalım bilebilecekler mi? Nani diyen Cereyanı var. tehlikeyi duhu, emanetlerin mabada Mabada duhulu. duhulu, duhulu şeklinde. Evet, chat D diyor. Bakalım doğru cevap neymiş? Doğru cevap A'ymış. Tüh. Chatimiz bilemedi. Efendim bu Meram bayağı podcastler iyi gidiyor. Bayağı hayranı da var. Bizim hatta Sağ olsunlar. seyircilerimizden bir soru var bununla ilgili. Onu da hemen ekleyeyim. Demiş ki bir saniye bulabilirsem. Neden daha sık yapmıyor? Bir meramfer olarak bunu soruyorum demiş. Tek sıkıntı sıklığı daha fazla gelmesi lazım. Neden gelmiyor şeklinde. Miadını doldurdu benim kafamda abi o seri. Çünkü ben kendimden bahsetmekten çok sıkıldım artık. Yani soru üzerine bahsetmek okey ama mikrofonu açıp kendimden bahsetmekten artık ben yıpranıyorum. Onun bir de bir noktada hatta bak, hiçbir yerde anlatmadım ben bunu. Sen programında anlatmış olayım. Exclusive diye Teşekkür, teşekkür. geçersin. Exclusive, teşekkürler. Bam, burayı kesin. Evet. Abi şöyle oldu. Ben bir gün haber yapıyorum geekyapar.com'a. Şeyi gördüm. Biraz uzun bir hikaye, inşallah güzel olur. Buyurun. Marvel seri podcast, seri kurgusal podcast yapacağını açıkladı. Wolverine'le ilgili. Hatta yayınladılar. Spotify'da falan bunu da biliyor.
ne Death bir şey of Wolverine mi Night of Wolverine mi bir şey Wolverine'i konu alan bir tane fictional podcast. O sırada da Serial diye bir fictional podcast dönüyordu seri. Zaten çok popülerize elde etmişti. Radyo tiyatrosunun tabii ki farklı bir hali. Yani hı-hı, podcast formuna yaklaştırılmış hali. Baktım çok güzel oluyor. Ben de bizim işte Ömercan, Can Türkdoğan'la falan filan hep beraber olduğumuz bir Facebook grubu var, iletişim grubu. Oraya dedim ki ya beyler böyle böyle bir şey gördüm şimdi. Benim de canım çekti. Hepsi de tiyatrocu biliyorsun. Dedim abi böyle bir şey yazsam oynar mısınız? Abi heyecanlandık falan böyle beraber. Ondan sonra ben de bir metin yazdım abi. Senaryo yazdım. Ondan sonra tamam oldu falan. Provasını aldılar. Sağ olsunlar. Provasını da kaydetmişler. Benim de fikrim olsun diye. Benle de paylaşmak için bana yolladılar. Tamam, ben de provayı dinlerken bir yandan ulan oha çok büyük bir kıvanç yani yazdığım bir şey ilk defa biri oynuyor. Hiç başıma gelmemişti daha önce, çok hoşuma gitti ama ondan da daha hoşuma giden abi. Hep beraber yakın arkadaşlar olarak işte Ömercan var, Can Türkdoğan var, Aybike var, Cevdet var. Prova ederlerken birbirleriyle kreatif bir sürece giriyorlar, bir şey diyor, feedback alıp veriyorlar. Ya burayı şöyle yapalım, buraya böyle yapalım oluyorlar falan ve ben çok kıskandım, çok imrendim. Yani çok... Ve o an dedim ki ya ben birileriyle top oynamak istiyorum yani tek başıma değil. Ve tam da o esnada hem yavaş yavaş kendimden bahsetmekten sıkılıyordum podcastlerde. Tek başıma top oynamaktan sıkılıyordum. Onunla iyice sıkıldım artık ve tam o sırada da Ateş Meclisi patlamıştı abi. Ateş Meclisi patlayınca hem zaten Sungur da Noob Star'a doğru yükseliyordu. Sungur'un da yayıncılık kariyeri yükseliyordu. Ateş Meclisi de patlayınca benim can dostum olan, yıllardır can dostum olan Mert Günhan ve Turgut Uç da yayıncılık kariyerlerine full on start verdiler. Ben de onun üzerine onlara yamandım abi. Onlara yancıladım çünkü onlarla beraber top oynamak istiyordum artık. Yani beraber şey olsun diye. İlk başta işte Mert'le başladık. Haftan Nasıl Geçti Kardeşim yapmaya başladık. Ondan sonra Turgut'la beraber After Party yapmaya başladık. Sonra işte Sana Yalan Borcum Var oldu falan filan derken podcastleri ben unuttum. Şimdi daha hoşuma gidiyor böyle beraber top oynamak. Korkutuyor beni tek başına o podcast dünyasına geri dönmek. Ara ara kendimi bir şeyler söylemek isterken bulup podcast kaydedirken buluyorum. Ama çıkan sonuçtan yine memnun olmuyorum. Çünkü editlemek için geri tekrar dinlediğim zaman kendi hakkında boş boş gev gev konuşan bir 30 dakikalık narsist bir herif geliyor kulağıma. Çok da hoşlanmıyorum o dünyayı salmaktan. Farklı konseptler deniyorum. O yüzden en son çok merak eden varsa annemle röportaj yaptım. Onu koydum abi podcast kanalından. Aynen sağ olasın. Çok eyvallah. Çok tatlıydı. Aynen bence de çok tatlı oldu. Pederi de bir güne inşallah oturtabilirsem, denk gelirsem peder de bir tane yapacağım. Öyle şeyler daha ziyade giderim bu saatten sonra. Tek başıma top oynayacağımı zannetmiyorum en azından yakın vadede. Tüh üzüldük. Meram daha az gelecek. Şimdi Yiğitcan'a hazırladığımız sürpriz. Şöyle ki bunu açıklayayım daha önceden. Arkadaşlar biz videoyu yapmamızla birlikte Günhan, Yiğitcan ve Pelin üçlüsünün Gelmişinden Geçmişinden adlı programı yapması bir oldu. Yani bizden önce yayınladılar. Biz de onları bilmeden bir isim benzerliği oldu ama format tamamen farklı. Sonra aman işte isim çakmışsınız olmasın ki canlarımızdır. Pelin de benim canımdır. Şimdi efendim sync video tarafına geçersek. Hemen siz de açarsanız. Evet Yiğitcan'a özel hazırladığımız Gelmişini Geçmişini şeklinde bir videomuz var. İzleyelim. Gelmişine geçmişine ayıp sayıp düşeriz. Selamlar Yiğitcan. Defans pozisyonunda oynuyorsun. 239 maçta 20.266. Tüh yanlış Yiğitcan almışız. 16 asist. Hadi canım. İkincilik ekiplerinden Fatih Karagümrük forma. Diğer Yiğitcan diyor. Ha, okey. Seni Oyun Gezer'de yazdığın yazılarla tanıdık. Ardından TT.net oyun Merlin'in kazanı Radikal ve Geek Yapar'da yazmaya başladın. Bize bu kültürü öyle güzel aşıladın ki hepimiz geek olmakla gurur duyduk. Merhaba, ben Yiğitcan. Geek Yapar kanalına hoş geldiniz. Futbolcu olmasan da bacaklarına değinmeden geçemeyeceğiz. Bir dönem Geek Yapar denildiğinde senin bacakların aklımıza geliyordu. Yemek.com kavgasındaki dillere destan mücadeleni de unutmadık. Kahramanca mücadele ettin. Ah. Arkadaşlar durun. Ben lahmacun da seviyorum, Batman de seviyorum. Sen Deadpool okurken pizza yemedin mi? Yıllar içinde seni birçok imaj ile gördük. Ben 9'u seçiyorum. Karar veremedik. Peki ya chat ne diyor? Bence 9. Bunu söylemek için çok geç ama böyle düşmez be Yiğitcan. Seviyorum.
Bu hikayeye tekrar döneceğiz. Çok aldığımız bilgilere geçiyoruz. Çok gizli arkadaşlar. Ama bunlardan önce yakın arkadaşlarım ve Çelik'ten sana bir mesaj var. Öğrendiğimiz kadarıyla çaydan hoşlanmıyorsun. Her teklife hayır diyebilir misin? Vejeteryan olma sebebini bir sabah uyandığımda vejeteryan olabilecek gibi hissettim diye açıklamışsın. Sana çok güzel film ve dizi önerilerimiz var. No! 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 Ankaralı olmamana rağmen ODTÜ'de okuduğun için kendini Fahri Ankaralı olarak tanıtman çok güzel hocam. Sadece arkadaşlarım Yunanca bildiğimi bilir. Yemek konusunda çok seçici değilsin. O zaman aradığın vejeteryan yemekler için ünlem yemek sepeti. Reklam arkadaşlar. Oyunlarda helal. Karakterlerine isim koyma konusunda çok kötüymüşsün. World of Warcraft'ta Melankoli diye karakterin varmış. Gerçekten mi Yiğitcan? Her yerde, her şartta uyuyabilirmişsin. Yuhum gelir. Yuhum gelir. En büyük müzikal hayalim bir rap şarkısında aralarda bağırarak gaza getiren adam olmakmış. Yo! Yo! Enjoy the shit ride. Don't forget to call your mom and say hi. Hi! I don't know what can I offer you tonight. Just a little bit of cancer, me by moonlight. Don't forget to constantly masturbate. Remember, I'm always watching you through chatterbait. Every night through midnight. Oh baby, let's shit post tonight. Kaliteli işler yapmaya özen gösteren birisin. Bu yüzden Yiğitcan Erdoğan isminden çıkan bütün fikirler bizi tatmin etti. Sen hiç durmak nedir bilmez misin be adam? Son olarak da gelmişine geçmişine. Evet arkadaşlar. Duralım. Evet Yiğitcan'cığım bilgiler doğru mudur efendim? Evet ekseriyeti doğru abi. Bir bilgi var Sungur'dan gelen. Onu burada açıklamayacağım, onu gördün zaten. O ne öyle? Hangisi abi bu seviyorum bana ne kısmı mı? Hayır ona da tamam, ona geleyim önce. Bu bir kızın suratına gidip seni seviyorum diye bağırman. Ha evet abi o şeydeydi ama kaçıncı sınıftaydım? Dördüncü sınıftaydım ya da beşinci sınıftaydım. Onu yaptım, sonra kaçarak servise uzaklaşmıştım abi. bence güzel bir açılma yöntemiydi ama niyeyse başarılı olmadı. Bence de güzel. Bir de Sungur'un daha sık don giysin. Evet evet var. O... Evet, elimden geldiğince çalışıyorum ama bazen zor be abi. Yani evet. Bazen bazı günler donsuz hayat daha güzel. Efendim umarım video sizin canınızı sıkmamıştır, sevmişsinizdir. Yo, ekibime de sağlık. Buradan teşekkür ediyorum bunu hazırlayan. Şimdi bu Turgut, Mert Günhan, Can Sungur ve siz dörtlü oldunuz. Mükemmel formatlar yapıyorsunuz. Twitch'e kendin başlamayacak mısın? Kendi yolundan da kendi kanalını oluşturmayacak mısın hiç? Katiyen abi. Allah korusun. Neden? Ben bunu çok söyledim abi. Sebebi değişmedi bir senedir. Twitch ekosistemini çok beğenmiyorum. Bundan kastım da yani da seyircilerin özellikle yazılı olarak yayıncıyla olan kurdukları iletişim şeklinden tut da yayıncıların birbirleriyle olan iletişim şekilleri, yayıncıların birbirleri olan iletişim şekillerinin kurduğu toplam camia, ki ben Şino'ya inanırım, onu da söylemekte fayda var. Yani herhangi bir meslek grubundaysan o meslek grubunun alanında bulunmalısın. O meslek grubunda olan diğer insanlarla beraber benzer frekansta olduğunu ve öyle görüleceğini de kabul etmelisin. O frekansı ben çok tutmuyorum açıkçası. Yani o fotoğrafın içerisinde kendimi çok bulamıyorum. Anladım. O insanlarla birlikte anılmak istemiyorum mu? Yo, insanlarla ilgili bir şey değil. Yani o bir frekans icap ediyor abi burada. Bir şekil icap ediyor. Ben o şekle baktığım zaman kendimi yakıştıramıyorum yanına. Bu da üstte görüyorum, altta görüyorum bakımından da değil. Benim hayattaki dertlerimden bir tanesi arkamda ne bırakacak bundan öldükten sonra. Ben öldükten 40-50 sene sonra yaptıklarımı, ettiklerimi insanlar nasıl hatırlayacaklar? Bu benim üzerine bilinçli olarak kaygı güttüğüm bir şey. Bu kaygının bir yani kaygıyı deşeceğini, daha kötü yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de genel olarak şey de ayrı bir şey abi, yani dediğim gibi tek başına yayın yapmak çok başka bir meziyet. Bende yok o meziyet. O da önemli parçası yani bunun.
Bir kez denemişsin galiba. Ben kanalında Just Cause 3 videolarına rastladım, kliplerine. Evet abi. Açıkçası devam da ederdim. Çünkü şöyle. No commentary. Sadece gameplay. Hı-hı. Twitch'te ben bulamıyorum. Ben kendim tüketmek istiyorum bunu. Yani kendi izleyici olarak. Mesela uyurken gameplay izlemek istiyorum abi. Bence uyurken izlemek için çok iyi bir şey gameplay. Ama no commentary yok. Ben mesela atıyorum bir oyun arıyorum. Twitch'in de arayüzü buna... Yani Twitch'te de no commentary ara diye bir opsiyon bulamadım. Keşke olsa. İstiyorum ki mesela Harry Potter and the Philosopher's Stone'un gameplay'ini ya da speedrun'ını. Mesela ben speedrun izlemeyi çok severim. İzlerken böyle şey, ama her illa ki insan da istiyor herhalde, yani yayın yaparken o kadar emek verdim, bir suratım gözüksün, kenardan çıkıp bir şeyler konuşuyor, o 10 kişiden 9'u da iyi konuşamıyor. Hani yapacak bir şey de yok bununla ilgili. O yüzden de dedim ki ya ben yapayım bari no commentary, ama PlayStation'dan yaptım yayını direkt olarak, yani PlayStation 4'ten verdim her şeyi. Benim derdim bir şeydi abi, onun bir çaresini bulamadım. Bir ara bulursam tekrar döneceğim. Arkadan da müzik vermek istiyordum. Hani müzik çalsın, ben Just Cause 3 oynayayım. Böyle atlayalım, akrobatik de bir oyun ya Just Cause. Yani çok keyifli seyretmesi. Ama sonra devam etmedim yani. Bir günlük öyle bir denemem, teşebbüsüm oldu. Peki geçen GIST'teki konferansına da ben oradaydım ve dinledim seni. Çok hoşuma da gitti orada verdiğin bilgiler. Twitch'in artık formatlara falan döneceğini söyledin orada. Tabii. Peki başladı bile artık. Başladı da. Peki bu LOL açalım, Knight Online açalım ve üzerine biraz şive katıp biraz da küfür edelimler neslin de, izleyen neslin de büyümesiyle yok mu olacak? Ya abi her kör, yani nedir o diyeyim? Her malın bir kör alıcısı var mıdır? Öyle her kör satıcının kör alıcısı mıydı? Öyle bir şey. Tencere yuvarları kapağını bulur, saklı samanı bir gün vakti gelir falan mı artık? Öyle. Yani her zaman bununla talep olduğu müddetçe arz da olacak. Arz da bazen talepi yaratacak. Ama domine edici şey artık, yani birkaç sene içerisinde formatlar olacak. İsimli. Bu arada formatın da ne olduğu konusunda şüphe oluyor. İsmi olması gerekiyor, evet. İsmi olması, strüktürü olması, açıkladığınız zaman bir pitch'i olması. Bunun da bu arada az önce de bahsini geçtik zaten. JTG TV'nin bu konuda yaptığı açılımlar ve yatırım da mesela bunun büyük bir şeyi, yani. JTG TV'nin iki tane formatına sponsorlu bir şekilde yayın yapıp da bir kitlelere erişebiliyor olması da bence zaten dediğim şeyin ispatı aslında. Yani format çağının başladığını Twitch'te gösteriyor. Peki şöyle de bir sorum var. Diyelim ki bir şekilde bir bütçe bulundu. Bir prodüksiyon şirketi olarak Twitch'e sen de mesela sen format düşündüğünü, formatlar ürettiğini biliyorum. Böyle JTG gibi bir kuruluş düşünür müsün? Böyle bir planın, düşüncen var mı? Abi ben kendimden başka hiç kimse için kreatif olarak, yani şöyle çalıştım. Ama kendimden başka biri için kreatif olarak çalıştığım zaman ben adapt olmayı yeğliyorum. Yani kim parayı veriyorsa düdüğü o öttürür diye düşünüyorum. O yüzden hani böyle bir şeyin içerisinde çalışmak benim için keyif verir. Yani bir kreatif direktör olarak, bir prodüser olarak. Ama ben onu da yapsam yine kendim için bir şeyler yapmaya da devam ederim diye düşünüyorum. Yani ne olursa olsun. O yüzden ikisi aynı kategoride değiller benim için. Anladım. İki gün önce VR Social 2019 raporu açıklandı. Hiç baktın mı ona? Bakabildin mi? Yok, hayır. Orada YouTube'un hala Türkiye'de %92 kullanıldığını, Twitch'in de bayağı büyüme sağladığını sosyal medya olarak görülüyor. %20 gibi bir rakam var ama bu nasıl bir yüzdelere bölünmüş tam bilmiyorum. Twitch gitgide büyüyor. Fakat Twitch yönünden Twitch Türkiye için ben pek adım atılmadığını görüyorum. Yani bir ofis kurulmuş olsun ya da bir ne bileyim reklam politikası olabilir ya da Türkiye için ekstra içerik olabilir. Twitch neden Türkiye'yi sence önemsemiyor ya da önemsiyor mu sence? Yani önemsemiyor derken bir kişi istihdam ettiklerini ben biliyorum. Ama bilmiyorum. Yani bu konuyla ilgili yorum yapmam, benim çok güç düşüncelerim çok şık olmayabilir bu konuyla alakalı. Geçenlerde tatsız bir tecrübe yaşadım mesela bu konuyla alakalı. Biraz canım sıkıldı. Sormayacağım onu hiç. Evet. Yok zaten sorsan da cevabım aşağı yukarı aynı olacak abi. Yani tatsız bir tecrübe yaşadım. Yani bu kadar zaten mesele. O yüzden hani işte ben şunu çünkü hayal ediyorum. Belki onu söylemekte fayda var. YouTube vakti zamanında 2012'de özellikle 2011-2012 döneminde bugünkü YouTube olmak için şöyle bir atılım yapmıştı abi. Ben bunu her yerde anlatıyorum, her yerde söylüyorum. Bugünkü YouTube olmasına sebep olan şey de budur.
Hatta biraz daha belki 2010 civarında. O dönem içerik üreten insanları bizzat YouTube, bizzat Google Kaliforniya'daki ofisine çağırdı. Birkaç ileri gelen Amerikalı içerik üreticisini. Birkaç tane de İngiliz vardı zannediyorum aralarında. İşte Philip DeFranco'lar o zaman adamlar, Ray William Johnson'lar, işte Maker Studios bu tip isimler. De çağırdı dedi ki abi dedi size şu kadar bir para. X bir para. Tamam mı? Şu kontentleri yapın. Ha yok. Kendi kontentimizi yapmak istiyorum da diyorsanız o da okey. O zaman X bölü 2 para. Dedi. Buradan Philip DeFranco'lar SourceFed'i falan çıkarttı. SourceFed'ler, SourceFed nerdleri çıkarttı. İşte Ray William Johnson kendine stüdyo kurdu. Maker Studios işte içerik yaptı. Oradan Epic Rap Battles'a falan yatırım yapacak bir bütçe edindi. Oradan abi, oradan palazlanan içerikler esnasında YouTube devamlı bu içerik üreticileriyle irtibat halindeydi. Rewind'lar yaptı. Onları işte YouTube Space'te de çağırdı. Stüdyosu olmayanı çağırdı. Kamerası yoksa abi gel bende çek dedi. Ve bunlarla beraber bir YouTube kültürü ortaya koydular. Bir YouTube içerik üreticisi mantığı ortaya koydular. Bir YouTube içerik üreticisi kimliği yarattılar. Ve devamlı YouTube içindeydi bu işin. Twitch'in Türkiye ile alakalı veya global ile alakalı böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Böyle bir şey yaptığını görmüyorum da. Ama angaje olacak. Kitleyle angaje olacak. Doğru kişilere partnerlik verecek. Doğru kişilere partnerlik verirken partnerlik vermenin bir teminat olduğunu, partnerlik vermenin şu bakımdan bir teminat olduğunu izleyiciye arkadaşlar biz bu içeriğin sizin için doğru içerik ve Twitch'i temsil edecek doğru içerik olduğunu düşünüyoruz şeklinde bir teminat olduğunu kavrayıp bu konularla ilgili akil ve hızlı karar alabilecek insanlar istihdam edip her şeyden de önemlisi bütün yayıncılar içerisinde Twitch'i temsil edebilecek ve yayıncılarla gidip gelebilecek bir PR çalışanı görevlendirmesi gerekiyor. Türkiye için bu vakit geldi geçiyor. Çünkü yani Twitch Türkiye'de şu an bir sosyal, bir kültürel bir unsur abi. Yani rakamlar 192'nin YouTube yanında olması ya daha doğrusu YouTube'un hala dominant olmasının sebebi çünkü YouTube'da şimdi birincisi şunu söyleyeyim. YouTube'da şu an içerik üreticileri diye bir şey kalmadı. Tutunan ve YouTube'da olduğu için tutunan birkaç tane içerik üreticisi var zaten. İsimlerini sayıyla verebiliriz burada. Onun haricinde şunlar var YouTube Türkiye'de bugün. Dizi tekrarları, dizi özetleri, Acun, çocuk videoları, işte renk öğretiyoruz, oyuncaklarla oynuyoruz bilmem ne ve müzik videoları. Müzik. Bu kadar. Yani içerik bugün, ya şu an herkes bir test edebilir. Yan sekmeye bir YouTube'a girsinler. Eğer bölgeleri Türkiye'deyse trending sayfasına baksınlar ne var. Yani orada bir tane ben bugün baktım, işim gereği her gün bakıyorum oraya. Ben yanlış görmediysem iki tane falan içerik üreticisi videosu vardı. Bir tanesi Orkun Işıtman çektiği yalan makinesi. O trendine girmiş. Bir de Soğuk Savaş. Post 42'nin Soğuk Savaşı. Onun dışında kalanlar işte Çukur dizisinin tekrarı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin tekrarı. İlk işte 4, kadar... ilk 5 dizi bu arada. Dizi fragmanı. Tabii. İlk 5 dizi fragmanı. Sona doğru gidersen de zaten full neredeyse fragman gidecektir. O yüzden YouTube'da zaten içerik üreticisi kalmadı. İçerik üreticisi dediğimiz adamlar Twitch'te var olup şenlendiriyorlar ve yönlendiriyorlar. Ve ben bunu daha önce de söylemiştim. YouTube'un durumuna kıyasla Twitch'in içerik üreticileri bana daha kaliteli ve nitelikli geliyor. Ve mutlu oluyorum açıkçası. Yani mesela ben her zaman söylüyorum bunu. Mesela Jahreyn'in bir numaralı yayıncısı olduğu bir platform. Benim için iyi platform. Çünkü iyi kalpli bir adam Jahreyn. Akıllı bir adam ve iyi niyetli bir adam. Ve bundan dolayı da tepeden aşağı iner ve yani bunun üst seviyedeki insanların da işte Pinti Panda gibi, Can Sungur gibi çok gerçekten kast ederek ve niyetlenerek ve sorumluluk alarak yani dinleyicilerinin ve izleyicilerinin, takipçilerinin sorumluluğunu alarak hareket eden insanlar olmaları Twitch yönünde beni daha mutlu ediyor şu an YouTube'a kıyasla. İnsanları da daha mutlu ettiğini düşünüyorum. O yüzden de Twitch'in evedilikle bence Twitch Türkiye'nin bir hadım edilmesi, tımar edilmesi gerekiyor Twitch tarafından, Amazon tarafından. Vakti gelince de edeceklerdir abi. Amazon sonuçta bir de yani aldım. Hani şansa bala büyümüş bir firma değil orada. Eminim hareketlenmeleri de vardır. Ya en son bir şey açıkladılar. Fox Türkiye sanırım. Fox reklam anlaşmalarını satın almış gibi bir işbirliğine gidilmiş. Reklamlar daha çoğalacakmış falan ama. Onu da hemen bağlayayım arkasına. Twitch'teki içerik karmaşası ve biraz şu periskop durumu. Yani şey gibi. BBG evi diyorum ben. Ya o da var. Mutfaktan yayın açtım ballarım. Burun deliklerim bunlar. Azıcık da ciciklerim var gibi. Hı-hı. Ne diyorsun bunu? Ya çok var bir de.
Tabii abi bunu benim dostlarım da yapıyor. Yani bir noktadan sonra çünkü artık bunu profesyonel, yani benim iki dostum Can Sungur ve Mert Günhan bunu full time iş olarak yapıyorlar. Yani başka bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla mesela şimdi ikisi de zaman zaman buna düşüyorlar. Yani daha doğrusu belki ithamda bulunmam yanlış olmaz. Bütün yayınlarını izlemiyorum sonuçta ama düşmek zorunda kalıyorlardır mantıken deyip. Çünkü günde 5 saat, 6 saat yayın açacaksın. Haftada 4 gün yayın açacaksın. Bu kadar konuşacak kimsenin konusu yok abi. Bir Yok noktadan yok. sonra arkadaşlar merhaba buyurun odama gelin de takılalım oluyor. Kitlenle de zaten samimisin. Muhabbetin, sohbetin sürüyor. Bunun içerisinde şimdi bunu doldurmak için oyunlar çok iyi bir şeydi. Çünkü en azından hani sen mesela orada yine odana alıyorsun insanları ama oyun bir dönüyor ekranda. Oyun gidiyor okey. Ama bir noktadan sonra oyun dışı o kadar popüler, yani bütün benim arkadaşlarım şundan şikayetçi, eminim sen de gözlemliyorsundur. Yani oyun yayını açıyoruz, X izleniyor. Evet. IRL açıyoruz, 5X izleniyor. Evet. Ahmak mıyım ben? Para kazanmak istiyorum bundan. Yani çünkü para kazanmak istiyorum da bu arada yani para göz insanım, atın bana paraları da değil. Ben bundan ekmeğimi kazanmak istiyorum yani. Geçimimi sağlamak istiyorum. O zaman bu biraz bunu yapacaksın. Yapacak bir şey konuyla ilgili. Bunun sadece abi şöyle bir dikkat edilmesi gereken tarafı var. Ben dostlarımın bu konuda çok iyi olduklarını düşünüyorum. Pozitif olduklarını düşünüyorum. O da her zaman bir performans hali içerisinde olman, performans halinde içerisinde olduğunu seyircine anlatmış olman bir veya tek şekilde seni daha az yıpratacak. Yani yayıncıyı daha az yıpratacak. Çünkü ne olursa olsun şunu anlaması çok önemli seyircinin de. Bir insan samimiyetini katacaktır. Kendinden şeyleri de açacaktır. Ruhunu da size paylaşacaktır elbette. Ama ışığını açtığı an, kamerasını 4K 1080p her neyse yaptığı an, fokusunu ayarladığı an, biraz diksiyona dikkat ettiği an, kekelemeyi bıraktığı an, E'leri, A'ları, umlamaları, humlamaları kestiği an zaten birkaç cila kesmiş oluyor üzerine. Bundan sonra bir de güldüreceksin, eğlendireceksin, hoş tutacaksın, sohbet edeceksin, konsept bulacaksın yeri gelecek. Sohbetinde önemli bulduğun noktalara dikkat çekmek için sohbeti yönlendireceksin. Bunların hepsi birkaç kat daha cila. Bu kadar kat cila üstünde zaten olan şeye biz performans diyoruz. Yani o performans halini bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bıraktığın zaman BBG Murat olman elde bile değil. Evet ve psikolojik olarak aslında dediğin şeyleri başarmak aslında çok zor. Yani bunu sen de gözlemliyorsundur. Oturdukları yerden oturuyorlar şeklinde söylenebilir yayıncılar için ama ben bunu izleyici tarafından yayıncı tarafına geçtiğimde aslında ne kadar da zor bir iş olduğunu fark ettim. Yani 100 kişi önünde, 300 kişi önünde, 1000 kişi önünde konuşmak bugün aslında elinizin ayağınızın titreyeceği bir şey. Bir de burada bir sürü programla uğraşıyorsun. Bir şeyler izlendi mi, izlenmedi mi? İzleyici kaygısı da yayıncıda olması çok normal bir şey benim için. Ben ilk yayınlarıma başladığımda ben de PlayStation yayınları yapıyordum, oyun yayınları yapıyordum. Fakat 15'e kadar, 10'a kadar düştüğünü gördüm. Sonra dedim ki bu böyle olmaz. Yani izlenmeyecekse Hiç yapmayayım. yapmayalım, yapmayayım. Yani kapatayım pijamalarımla, köpekli terliklerimle ayaklarımı uzatıp oyunumu oynayayım. Sonra bir şeyler yapmaya, bir şeyler uğraşmaya başladım. Ve işte formattır bir şeydir. İzlenmeye başladı. Sonra işte IRL neden izleniyor? Yani nedeni çok açık. Çünkü şov, çünkü insanlar daha çok içine girebiliyor. Öbür türlü o oyunun alıcısı değilsen hiçbir şekilde izlemiyorsun. Bir de herkes zaten oyun oynuyor. Bir de Türkiye'de zaten oyun alıcısı dediğimiz şey çok kısıtlı. İşte LoL, işte Counter, PUBG, yani çocuklar oynayabildikleri oyunları izlemeyi seviyorlar. Onlar da kısıtlı. Örümcek Adam onun için çok çekici gelmiyor. Çünkü oynamıyor. Evet abi yani ben mesela bu konuda Panda'nın istisnai olduğunu düşünüyorum. Sungur'un istisnai olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar oynamasını biliyorlar. Yani şeyi şimdi tabii ki Ahmet de istisnai bir adam bu konuda ama mesela Cahreyn'de ben her zaman hissediyorum ki Cahreyn'in kendi nevi şahsına münhasır tatlılığı ön plana çıkıyor. Yani aklı, güzel hoş sohbeti. Ama mesela Panda ve Sungur'da özellikle bu şey şeklinde var. Yani oynamasını biliyorlar. Oynamasından kastım yani şey sadece game değil yani play. Hani role giriyor, şey yapıyor, oyun içerisinden şenlendiriyor, oyunda bir karakter belirliyor. Hani bu şey kadar bile olabilir yani ikisi de mesela birbirinden bağımsız olarak Assassin's Creed Odyssey oynarken arkaya İzmir Marşı alıp Yunanları denize dökmüşler mesela Atina'dan falan. Anladın mı? Mesela böyle şeyler de yani bu bunları yapmak mesela çok istisnai bir durum.
haline geliyor. Bunlar devam edecektir. Bunlar kendilerine seyirci bulacaktır. Çünkü oyunculuk bu. Ama dümdüz oyunu açtım. Yani artık yeni bir oyunun tanıtımını bir internette bir sürü no commentary walkthrough var abi. Neden senden izlesin? Aynen. Şu yüzden senden izleyebilir. Çok iyi oynuyorsundur oyunu. Yani o bir kompetitif bir oyundur. Ya da speedrun yapıyorsundur. Atletizm neredeyse seviyesinde iyi oynuyorsundur yani. O zaman da insanlar ki ulan oha nereden gördü? Nereden skop açmadan nereye vurdu ya? Helal olsun falan diye izlersin. Ya da çok absürt oyunları oynarsın. Yani çok iğrenç, garip ya da niş falan bir şey aldın mı? Yani bir olayın vardır ama bir şey bulursun ve yakalarsın öyle oynarsın. Onun dışındakiler zaten tükendiler. Evet. Artık bir şey kalmadı. Yani onu ben de yayıncının da kendisine sorması lazım. Bir şey dememesi lazım. Yani PUBG, herkes PUBG oynuyor, izleniyor. Ben PUBG oynuyorum, izlenmiyor. Ama neden senden izleyelim? Bunu ben kendime bile soruyorum oyun açtığında. Neden benden izlesinler? Ekstra katacağım bir şey yoksa oyunu YouTube'dan da izleyebilirler. Aynen öyle. Hiçbir önemi yok. Şimdi o zaman hızlı sorularımızdan birine daha geçiyoruz. Arkaya dünyanın en gergin müziği. Kim 500 milyon bilmem ne falan filan açtım. İkinci soru geliyor efendim chatimize. İkinci soru şu. Yiğitcan, Ömercan ve CT üçlüsünün film yorumları sebebiyle takipçilerin Geek Yapar'a verdiği isim zamanında tabii ki hangisidir? A. DC Takar. B. Ahmet Çakar. C. Çocuktur Yapar. D. Marvel Yapar. Buyurun efendim cevap süreniz başladı. Bakalım CT bilebilecek mi? Marvel Yapan var. B diyen var. De yine çoğunluklu B geldi. Ahmet Çakar. Ah bilemediniz. Doğru cevap Marvel yapardı. Bu bitti mi bu olay? Yiğitcan Marvel bu yapar şeyi. Bu ismi uzun zamandır duymamıştım abi. Marvel yapar. Evet yani Marvel, ben geçen gün onu düşünüyordum. Yani bir ara büyük bir derdimdi benim. Bana Marvel fanboy denmesin, üzerime yapışmasın bu. Ama yani şöyle bir durum oldu abi orada da. Yani bizim Geek Yapar'ı kurduğumuz dönem Marvel Cinematic Universe'un, ya 2013'te kurduk biz. 2012'de Avengers çıkmıştı zaten. 2013-14'te yanlış hatırlamıyorsam Winter Soldier çıktı. 2013'te Iron Man çıkmıştı sanırım. 2014'te Winter Soldier çıktı. Winter Soldier'dan sonra da zaten hep üzerine koyarak gittiler MCU'da. Ondan sonra zaten Infinity War'a geldi. Ve o süreç dahilinde de abi DC ne yapacağını bilemedi. Çok kötü işler yaptı. Bizim buradaki şeyimiz abi, ben burada kusura bakma biraz tevazuyu elden bırakarak konuşacağım. DC'nin bu kadar sıçacağını ben 2014'te söyledim. Zack Snyder yanlış insan dedim. Bakın bu adam dedim, yani kendi senaryosunu yazdığı hiçbir filmde başarılı olamadı dedim. Bu adam yani sadece bir tane iyi filmi var. O da zaten birebir Watchmen'i, yani çizgi romanlarını sanki kameraya tutup pırt diye oynatmışsın gibi uyarladı. Orada da yani hikmet Dave Gibbons da Alan Moore'a ait. Yani kesinlikle Zack Snyder'ın tek vasfı görüntü yönetmenliğini düzgün yapmış olması. Bu adamın da tek vasfı zaten budur dedim. Ağzıma sıçtılar kategorik olarak. Ondan sonra öyle oldu. Öyle oldu, ortaya çıkınca da onlar azalarak bitti zaten. Çünkü şimdi Batman'i tekrar rebootluyorlar. Suicide Squad'ı tekrar rebootluyorlar. Flash gelecek, ne olacak belli değil. Hasbelkader bir Aquaman çıktı. Evrenle ne alakası var emin değiliz. Bir tane Joker filmi geliyor. No, çok şaşırdılar yani. Öyle oldu. Herkes rahatladı. Aa okey oldu zaten. DC film noktasında oldu. Çizgi romanda da zaten her zaman bir gün bir öne geçer, bir gün bir öne geçer. Genelde de DC iyidir. O da değişmeyince muhabbet de azalarak bitti abi. Peki geeklerin arasında şöyle bir şey var. Özellikle DC severlerin arasında. Nolan'ın Batman'i çok iyi film ama Batman değil benim gözümde diyen çok adam tanıdım. Sen katıyor musun? Dark Knight için belki. Yine hayır ama yani Dark Knight için anlayabilirim bu argümanı, ama ben her zaman Batman Begins'in bir tane rıhtım dövüş sahnesi vardı abi. Tek tek gölgeleri arasından gidip Batman'in milleti avladığı. Gelmiş kimsenin iyi Batman dövüşüyor odur. Yani çünkü mesela Batman vs. Superman'deki gibi crossfit yapıp insanların arasına alıp yani milletin üstüne araba atıp falan öyle bir şey değil. Lavaboyla adam dövmüyor. Bravo, o Punisher. Zaten Sungur'un lafıdır yani. Gelmiş kimsenin iyi Punisher adaptasyonu Batman vs. Superman'deki Batman'dir. Doğru. Gerçekten de öyle. Ama Batman yani Arkham oyunlarından çok iyi biliyoruz. Çok iyi yansıttıkları için çok iyi biliyoruz. Çizgi romanlardan da yıllarca çok iyi biliyoruz. Korkuyu avantajına kullanır. Gölgeleri avantajına kullanır. Sembolleri avantajına kullanır. O bakımdan Batman Begins'i hep unutuyoruz. Çünkü Dark Knight çok iyi film olduğu için Batman Begins'in biraz pabucu dama atıldı, ama Batman Begins de bence Dark Knight'a çok yakın bir yerde duran filmidir. Yani çok yakın kalitededir yani. Ki zaten o kadar yakın kalitede olmasaydı o
Joel Schumacher'ın iğrenç Batman'lerinden geri dönülmezdi bugünlere yani. Süper kahraman dünyası için de konuşuyorum. Tamam. Normalde chatten soru almıyorum ama Berna sorduğu için alıyorum. Geek Yapar.com tarihi boyunca aldığına memnun olduğu kararlardan biri neymiş sorabilir misin? Kendisini ima ediyor sanırım. Belki de ima etmiyordur, buyurun. Yok yok. Berna'nın vücudunda 50 tane kemik varsa bir tanesi bile kendisini ima etmeye kadir değil abi. O yüzden eminim ben kendisini ima etmiyor. Yok, gerçekten söylüyorum ben. Çünkü ben bunu daha önce de söylemiştim. Berna bizde yazı çağrısı da geldi, ondan sonra çok gençti, Geek Yapar'a başladı. Hala genç de yani, küçücük bebek gibiydi. Ve ben yazılarından uzun bir sene, bir buçuk sene boyunca iki paragraf şey ayıklıyordum abi. Bu yazıyı şimdi yani ben bir fikrim var, hani söylüyorum ama çok da söyleme hakkım yok gibi aslında, biliyorum kızacaksınız söyleyince ama şimdi ben yine de söyleyeyim dedim. Niye söylersem ne olur diye düşündüm, biliyorum çok kızmayın ama şimdi şöyle bir fikrim var diye iki paragraf anlatıyor. Ondan sonra hasbelkar fikre geliyor, sonra üç paragraf da özür diliyor. Ya ben fikri söyledim evet ama şimdi çok üstüme gelmeyin diyor böyle. O yüzden bugün de yani hiç şey yapacağını zannetmiyorum. Geekyapar.com'un tarihinde aldığım en doğru karar yazı çağrısı olabilir, o yüzden genel olarak onu diyeyim. Biz bunu zaten Sungur'la ve Yücel'le ve Master'ları sitemizin, selam olsun, kulakları çınlasın. Onlarla beraber oturup karar vermiştik. Yani insanlardan alalım yazıları, editleyerek koyalım diye. Ve çok güzel yazılar oldu. Oradan da bizimle beraber devam eden insanlar oldu. Berna bunlardan bir tanesi, Deniz bunlardan bir tanesi. Herhalde en doğru karar odur abi. Ki zaten Geek Yapar'ın da temel işleyiş prensiplerinden biri her zaman çift taraflı iletişim ve çift taraflı üretişim oldu. Onun da güzel bir dayanak noktasıyla çıkacağız. Güzel. Geek Yapar'la ilgili bir soru daha hemen ekleyeyim. Dart Elif demiş ki Geek Yapar'ı ilk başlattığında en fazla nereye gider diye düşünüyordu. Hayal olarak ileride nasıl bir yere getirmeyi, Geek Yapar üstünden neler üretmeyi düşünüyordu. Bir de Geek Yapar'ın kendi ve CS eksenindeki insanların kontrolünde başından beri, bu bayağı uzun soru, bu zamana kadar tam randımanla gelseydi, şu anki piyasada Geek Yapar'ın hakim olabileceği nerede olurdu? Word olur muydu anca demiş. Bayağı girift bir soru sormuş ama. İlk başladığında Geek Yapar'la ilgili hayalin neydi diye ben kısaltayım hemen. Şimdi abi şurada şöyle bir tarih bilgisi vermekte fayda var. Geek Yapar'ı şimdi ben hep kurdum diye anlatıyorum ama yani biraz kuruculuk, başka bir anlamda kuruculuk. Geek Yapar'ı temelini atan adam Can Sungur. Onun bir projesiydi o. Kurmadan önce bana açmıştı. Abi ben böyle bir şey, ve çok tanışmıyorduk o zaman bu arada. Ben o zaman bir fanzin çıkartıyordum. Mehmet Kenter'le birlikte, oyun güzel yazarı o eski. Ve kulakları çınlasın. Fareler Oyunda diye fanzin çıkartıyorduk. Bizim Sungur'un ilk niyeti, bizim Fareler Oyunda ekibi olarak ilk yapının oyun içeriklerini üretmemizdi. Ve ilk başta bu teklifle geldi. Siteyi kurmadan önce. Sonra siteyi kurdu. Biz çünkü o sırada aramızda istişare ediyoruz, yapsak mı yapmasak mı. Orada site kuruldu. Sonra gittik ve yaptık. Ondan sonra bir iki ay sonra site açıldıktan sonra, belki üç ay. Ben o sırada bu arada Merlin'in kazında çalışıyorum. Bir yandan Teknolabs'ta yazıyorum falan. Sungur dedi ki abi dedi gel ortağım ol. Siteyi komple sen yap. Yani kreatif, editorial olarak. Beraber girelim bu yola. Biraz naz yaptım abi ben. İlk başta çünkü Murat abi Merlin'in kazanının sahibi ve patronu. Ona biraz vefa borcum vardı. Yok abi olmaz, hemen çıkamam şimdi falan filan oldum. Ama ondan sonra yok dedim, olacak iş değil, kendi işimi yapmam lazım. Yani kafayı yiyeceğim. Ondan sonra başladık. İşte tam bu başlama anında, benim o yola baş koyma anında benim kafamda uzun vadeli bir... Ben böyle olacağımızı biliyordum abi yani. Başarılı olacağımızı biliyordum çünkü her şeyden önce yani kendime inanıyorum evet, ama Can Sungur'a inanıyordum. Ve onun ortaya koyduğu şeye inanıyordum ve biz onunla vizyonlarımız çok tutmuştu. Mesela yani biz Sungur'la bir gün aramızda geek tanımı sesli yapmadık abi. İkimiz de geek tanımının böyle olması gerektiğini biliyorduk. Yapılan popüler tanımı yanlış olduğunu biliyorduk. Ve bizim her şeyden önceki ilk hedefimiz geek tanımını değiştirmekti Türkiye'de. Ve bunu başardığımıza inanıyorum. Bu o yüzden başka bir hedefim yoktu. Ha bir de iyi bir site yapmaktı. Çünkü ben her zaman oyun sitesi, yani hep oyun dergisi, oyun mecrasında çalıştım. Oyunlar üzerine yazdım, çizdim ben hani kariyerimin başında. Ama Amerika'da yaşarken mesela Entertainment Weekly diye bir dergi var. Sitesi de var, meşhur zaten. Gidip onları alırdım. Böyle okurdum falan. Ve hep öyle bir şey yapmak istemiştim. Yani Entertainment Weekly bir her konuya şey olan, pop kültüre ait, popülist, sineması, filmi de olan, kitabı da olan, yani her mecranın geeki olan adamlara hitap eden
eğlenceli, keyifli bir şey yapmak istemiştim. Geek Yapar'da ona yakın bir şey oldu. Onun daha derini, dişlisi oldu. Öteki soru neydi? Daha karmaşık olan. Karmaşık soruya geçeyim. Demiş ki, kendi ve CS ekseninde insanların kontrolünde başından beri, bu zamana kadar tam randımanla gelseydi, şu anki piyasada Geek Yapar'ın hakim olabileceği nerede olurdu diyor. Yani aslında tam randımanla geldi mi gelmedi mi sizin için bilmiyorum ama. Bence geldi ya. Randımanın nesi eksik? Bilmiyorum. Kendisinin sorusu. Yani bilmiyorum. Ben ondan kastettiğini tam... Yani bir kere zaten yani ya Sungur ya da benim Geek Yapar'ın farklı kollarında farklı kreatif insanlar çalışa geldi bu ana kadar. Yani Geek Yapar'ı mesela Twitch kanalını bir yere kadar Sungur tek başına getirdi. Hı hı. YouTube kanalında bir ara Sungur vardı, sonra bir ara ben vardım, sonra bir ara Sungur vardı. Daha böyle yani karar verme mekanizmasından sonra şimdi daha Cevdet götürüyor. Geekyapar.com'da ben vardım hep. Hı hı. Ondan önce ben gelene kadar Sungur vardı ama. Yani dolayısıyla hep bunlar değişiklik olarak gittiler. Geekyapar.com'da da şu an Berna ve Ozan götürüyorlar mesela. Onlar daha şey yapıyorlar. O yüzden ben randımanında bir eksik görmüyorum. Çünkü Geek Yapar her kanalıyla her zaman tutkulu ve seven ve işini gerçekten düzgün yapmak isteyen insanlar tarafından icra ediliyor. O yüzden bundan daha şey olabilirdi. Ama randımanla ilgisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet evet. Ben de kendi adıma bir şey söyleyeyim. Bundan belki 4 seneye kadar falan öncesinde sizi keşfettiğimde ben YouTube kanalınızda keşfedip sonra siteye... Muhite geçmiş bir insanım. Benim için ben geek olduğumu sizinle biraz böyle hani ismi kondu. Yani boşuna değilmiş küçükken Harry Potter kitaplarını okşayıp her pazar tekrar filmlerini izlediğim, Silmarillion okumaya çalıştığım, işte bütün fantastik evrenleri takip edip paralel evrenleri falan takip ettiğim falan. Sonradan dedim ki ben geekmişim ayol falan şeklinde şey yaptım. Peki o zaman JH kimdir Yiğitcan? JH çok saygıdeğer bir arkadaşımız. Anladım. Can Sungur da benzer bir şey söyledi. Kendisine buradan selamlar. Seni bulacağım JH. Demiş ki Çobancini. Bak bu arada ara istediğinde herhangi bir insani prostat benzeri şeyler yaşandığında hemen ara verebiliriz efendim. Eyvallah. Çobancini demiş ki güncellenen datalar karşısında... İnsanın fikirlerinin değişmesi çok doğal diyen Yiğitcan Erdoğan'ın hayatında değişmeyen ve muhtemelen değişmeyecek olan tek ideoloji ya da yaşam felsefesi nedir? Wow. Beşiktaş. Diyor. Ben Sinci. Bunun üzerine çok düşündüm abi. Değil mi? Ne güzel attı ya. Ya ama abi ben bunun üzerine... çok gerçekten... kolay attı ama adama rezil olduk Yiğitcan. Ya çok güzel. Ya, anime hareketi gibi gol gerçekten frikik golü. Beşiktaş abi ben bunu çok düşündüm üzerine. Bilen bilir Fever Pitch diye bir kitap var Nick Hornby'nin. Nick Hornby burada Arsenal'in 18 yıl şampiyonluk kazanamadığı bir dönem var. Kendisi de kuyu Arsenal taraftarı. O dönem içerisinde günlükler tutmuş. Ve kendi hayatını, yazarlığa başlama ve yazarlıkta başarılı olma çabasını, yayın evlerine kitap gönderiyor olmuyor, öğretmenlik gibi bilmem falan. Arsenal'in şampiyonluk kazanma çabası ve olmayışına paralel olarak anlatıyor. Müthiş bir kitaptır. Bağış Erten çevirdi, kazandırdı Türkçe'ye. Türkçesi de bulunuyor. Futbol Ateşi olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam Türkçe çevirisinde isminin. O kitabın bir film uyarlaması vardır. Amerikan versiyonu değil, Jimmy Fallon'un oynadığı Kaka değil. Colin Firth'in oynadığı başrolünde bir İngiliz versiyonu vardı. Zor bulunur ama bulunur. Arayanı da tavsiye ederim bulmasını. Orada bir replik var. Ben onu hiç unutmuyorum hayatım boyunca. Arsenal takıntısı bir adam anlatılıyor orada filmde. Tabii ki birebir değil ya. Nick Hornby bir kendisi kurgusallaştırarak senaryolaştırmış. Orada işte sevgilisi böyle Arsenal'in son dakikada şampiyonluğu kaybettiği o kuraklık döneminde son dakikada şampiyonluğu kaybettiği maçın ardından derbeder olmuş Colin Firth karakterine gidip ne olacak ya bir maç bu en sonunda diyor. Deliriyor. O diyor ki bir maç öyle mi? Bir maç. Sen diyor 12 yıldır 13 yıldır bir şey istediğin oldu mu diyor. 12-13 yıldır bir şeyi sevdin mi hayatında? Yani 12-13 yıl önce ne istediğini biliyor musun diyor. Sen prenses mi olmak istiyordun diyor. Yani yakışıklı bir rockstarla mı çıkmak istiyordun çocuk ya? Hayır, ben 12-13 yıl önce ne istediğimi hatırlıyorum. Bugün hala aynı şeyi istiyorum. Ve Arsenal'in şampiyon olması. Ve benim de abi hayatımdan çok şey geldi geçti. Her şey değişiyor, her şey yapıyor. Beşiktaş hep sabit kalıyor ortasında. Ve tam olarak da bunu şeyde düşündüm ben. İşte en son değil. Bir önceki şampiyonlukta. 2015-2016 yılındaki şampiyonlukta.
Son işte şampiyonluk maçını ben Beşiktaş'taki bir arkadaşımın evinde izledim. Yani mahalle olan Beşiktaş'tan bahsediyorum. Ve izledik Osmanlıspor maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte 3-0 kazandı Beşiktaş ve şampiyonluğunu ilan etti. Ve sonra çıktık kutlamalara dışarı mahalleye. Hep beraber şey yapıyoruz işte ve sahne kurulmuş falan filan. Böyle sahneden Lig TV yayınlanıyor. Böyle çok şey falan ve yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlarım evlerine gittiler bir noktadan sonra. Ben kaldım. Çünkü ben en son 2003 senesindeki şampiyonluğu görmüştüm abi. 2009'da yurt dışındaydım. Amerika'da yaşıyordum o esnada 2009'daki şampiyonlukta. Ve orada onu yaşayamadım o yüzden. Ve ben tam olarak aynı orada anlattığı gibi 13 senedir bir şampiyonluk bekliyordum. Ve 13 senedir bir şampiyonluk istiyordum. Ve o sene kombine almıştım Vodafone Arena'nın açılış maçı olacak diye. Olimpiyat stadına gitmiştim neredeyse bütün maçlara. Besin Osman Bey'inden 8 metre falan değiştirerek. Ondan sonra o akşam yağmurun altında şöyle kafamı ellerimin arasına aldım. Ve ne oluyor dedim yani gerçek mi bu diye. Ve bu kadar inanılmaz yoğun bir şeyin altında ezildim yani bir anda. Ve bu kadar yoğun şeyleri hissettiren hayatımda şeyler oluyor ama 4 oluyor, 5 sene oluyor, 10 sene oluyor belki. 10 sene bile olmuyor belki ama. Hani anam babam ve can dostlarım haricinde her zaman sabit kalan en herhalde ideolojik konsept Beşiktaş taraftarlığı oluyor. Seni ben o kadar iyi anlıyorum ki ben de bir Fenerbahçe delisiyim. Gerçi benim hikayem başka biraz aileden geldi ama benim küçükken herhalde çocuktum daha o zaman küçüktüm. En büyük söylediğim laf Denizli'de şampiyonluk kaçtıktan sonra o gece içimde bir şeyler öldü. Ve beni ilk mutluluktan ağlatan olay Tuncay Şanlı'nın Beşiktaş'a 2-1 yaptığı goldü. Son saniyede gelen bir gol. Hala içim titrer mesela. Çok ilginç bir duygu. Tabii bunu bilmeyenler ulan bir topun peşinden koşan adamlar diyor ama çok başka duygular bunlar. Onu anlıyorum. Mert Günan Bey efendim hoş geldiniz. Sizlerden aldığımız hızı hiç belli etmediğimiz bir video yayınlandı. Programın sonunda tekrar yayınlayacağız. Sizin de rap klibiniz içinde bulunuyor. Teşekkür ediyoruz şahane bilgiler için. Yeri gelmişken lütfen herkesi Young Babba'nın yayını yayınladığı mixtape'i dinlemeye davet ediyorum. Evet. Özellikle favori parçam Kıyafetlerle Sevişelim. Lütfen lütfen dinleyin. Lütfen. Kıyafetlerle Sevişelim videosu yine bir. Şimdi soru geliyor efendim. Dünyanın en gergin müziğini tekrar verdim. Üçüncü soru. Bam. Bundan bunu dodge'layabiliriz ama küçük bir soru. Geek Yapar ve Oyun Gezer arasında ufak bir gerginliğe neden olan içerik hangisidir? A. Marvel'ın DC'den çaktığı karakterler. B. DC'nin Looney Tunes'tan apardığı karakterler. C. Orhun Yazıtmak'ın Base42'den çorladığı soğuk savaşlar. D. D. Transfer olduğu gün ben zaten bu takımlıydım deyip armayı öpen karaktersizler. Evet efendim. buyurun chat'im. Çetim yanıtlasın. Çetim yanıtlasın. Evet herkes yeni bizim sezon arası transferlerimizi biliyormuş. Herkes Fenerbahçe transferlerini biliyor. D diyen var. Çetimiz karışık. Doğru cevabı verelim. Doğru cevap A. Marvel'ın DC'den çaktığı ve aslında bir reverse de var. DC'nin Marvel'dan çaktığı karakterler. Bu hafif bir böyle şeye sebep oldu. Bunu konuşmak istemezsen anlarım. Abi çok ya şöyle üzerine konuşayım. Ben o zamanki kanaatimden farklı bir nokta ilerlemedim hayatta. Ama benim için şu önemliydi. Oyun gezerinin içerisinde hala var olan bir insan var. Serpil Ulutürk. O benim meslek öğretmenimdir. Bana medya yazarlığını ve hatta pek çok anlamda yazarlığı öğreten insanların başında gelir. Serpil'le aramda benim bir husumet olmaması benim için şahsi olarak önemliydi. Ve ben ondan sonra bir Gaming İstanbul vesilesiyle Serpil'i gördüm. Bu meseleyi Serpil'le konuştuk. Ben onu da söyledim. Ben dedim hala intihal olduğunu düşünüyorum. O da biraz kınadı beni. Yani sadece düşünüyorsun bir ispatın yok falan dedim. Evet ama yani ben içgüdüsel olarak böyle düşünüyorum. Ama dedim yani seninle bir şeyim olmasını istemem. Çünkü böyle. Onunla anlaştık. Benim de anlaşmak istediğim tek kişi oydu zaten açıkçası. Onun ötesinde de meseleyle ilgili dediğim gibi bir görüşüm. O videoyu yayınladığımdan günden ileri çok geçmedi. Videoyu yayınlama kararını ben çok sorguluyorum zaman zaman ama abi cingar çıkart yani cingar değil ama yani belirtmek zorundaydım yani gibi hissettim. Çünkü bu şekilde bir rekabet etme yöntemi makbul ve okey olacaksa insanların gözünde bizimle beraber çünkü o dakikaya kadar zaten çok fazla içeriğimiz çok fazla yerde çalındı ama bu kadar direkt olarak bizim alanımızda faaliyet gösteren insanların bizimle bu şekilde rekabet etmeleri daha farklı fazla avantajlara sahipken eğer makbul olacaksa makbul olmasın istedim.
Yani en azından. Ve aynı zamanda da şunu da olsun istedim. Bu bizim de bütün içeriklerimizi töhmet altında bıraksın istedim. Çünkü o video yayınladıktan sonra insanların her birinin kardeşim siz de bunu buradan çakmışsınız demesi çok olağan. Değil mi? Çünkü bu konuda bir polislik yapmaları beklenir. Kardeşim sen böyle atarını giderini yaptın diye. İşte bu polisliğe karşı da durabilecek bir içerik yapabilmek mecburiyeti de olsun istedim ve doldu. Ve biz de doldurduk onun altını. Hiçbir zaman da Geek Yapar bünyesinde bilerek ve isteyerek intihal yapılmadı. Ne Nokta.com'da ne YouTube kanalında ne başka bir mecrada. Bunu araştırırken sonra fark ettim ki 3-4 farklı sitede çevirip çevirip neredeyse içeriğin birebirini çakmışlar bu arada İlkcan. Ha yok tabii siteden siteye çok fazla var abi yani benim bu konudaki pik noktam, doruk noktam şeydi. Bir gün leaktv.com o zaman yani leaktv.com.tr tabii. Benim yaptığım bir içeriği çaktı herhalde onur nişanem budur abi. yani Süper Lig takımları süper kahraman olsaydı nasıl olurdu diye bir içerik yaptım. Yani Lig TV tarafından çakılmak bir şerefti benim için yani. Okey dedim devam ettim hayatıma. Mert Günan bir soru sormuş. Tam da konunun üzerine. Futbolun kro bir şey olduğunu ne zaman kabul edecek? Futbolu sabaha kadar entelektüelleştirsin. Asla bir kriket olmayacak demiş. Kimse bir kriket olamaz. Belki Mert Günan hariç. Özellikle iki şat viski verdikten sonra. Ama ben Günhan'a da bunu söyledim. Hiçbir zaman konuşulan konular entelektüel olmazlar zaten. Konuşanlar entelektüel olur. Hı hı. Entelektüel insanların konuştukları da entelektüel konuşmalı olur. O yüzden. Futbolu kro demek bence tamamen kitlesinin etkisi diye düşünüyorum. Ama abi yani futbol dünyanın en popüler şeyi. Whatever şeyi. Hı hı. Yani o yüzden de dünyanın en popüler şeyinin tabii ki takipçilerin çok ciddi bir kitlesi. Çünkü insanların çok ciddi bir kitlesi. Biraz kaba saba biraz yani sinirli ve agresif ve öfkeli ve umursamaz ve empati yoksun olacak. Çünkü insanların çoğunluğu böyle olmayı bir nişane kabul ediyorlar. Yani mesela çünkü NBA takip etmek çok cool bir hareket ama La Liga takip etmek adamlar kıllı kıllı adamlar. Ulan öbür adamlar daha büyük adamlar. Yani kitle yüzünden tamamen. Çünkü kahvedeki deli Mehmet abi de takip ediyor. Onu öteleştirdiğiniz için biz de kro oluyoruz gibi düşünüyorum ben. Tabii. Bir de daha da önemlisi NBA takip etmek ülkemizde belli bir nasıl diyeyim? Yani belli bir şey gerektiriyor abi. Arka plan gerektiriyor. Bu arka plandan kastım da yani bir kere zaten belli bir maddi ve eğitim, kültür ve sosyokültürel seviyede olman gerekiyor. NBA takip edebilmek için. Çünkü yani NBA'in yayınlandığı ve NBA'in medyasının yayınlandığı yerlerin takibini öyle normal çok fazla karasal yayında yapamıyorsun. Dil gerektiriyor, biraz Amerikan kültürüne entegrasyon gerektiriyor. Bunlar da yani özellikle dil biliyor olmak, belli bir sosyokültürel seviyede olmak, Amerikan kültürüne entegre olmuş olmak da zaten kırılıktan çıkartıyor çoğunlukla insanın gözünde. Çoğu insanın gözünde. Ama emin ol ki NBA'yi Amerika'da yaşıyor olsalar kro olarak adlandıracakları insanlar takip ediyor. Yani Turgut Uç chatimizde efendim hoş geldiniz. Bu arada futbolu da artık yavaş yavaş yeni nesilden uzaklaştırdıklarını düşünmeye başladım. Çünkü sokakta top oynayan çocuk zaten yok. Hadi bu şey tarafına girmeyeceğim ama futbol izlemek de zorlaştı Yiğitcan. Çünkü artık televizyonda evet, özet bile göremiyoruz. İşte doğru düzgün konuşan insanlar göremiyoruz. Menemen tarifi yapıyorlar futbol tarifi yerine. Evet evet evet. Yani o zaten futbolda yani özetlerin bu kadar rahat verilmiyor olması, bir tek TRT'nin yayınlıyor olması çok uzun süredir. Pek çok futbol programını beyaz futbola mecbur etti. Yani beyaz futbol olmaya mecbur etti. Ben bu konudaki benim açıkçası insanlar çok övüp duruyorlar ama açıkçası biraz futbol medyasının intihar ettiğini düşündüğüm nokta Fuat Aktağ kadar bu konu üzerine kaliteli üretim yapmış yıllar boyunca. Çok kaliteli spor programcılığı üretmiş ve NTV Spor'u, NTV Spor sayesinde çok kaliteli spor medyası üreten insanları tek başına istihdam etmiş bir adam Kırmızı Çizgi diye program yaptırdı. Ve yani beyaz futbolun sadece biraz daha beyaz yakalı hali o. Ama işte boş geyik programı esasında. Bir okey. Ben de futbol üzerine boş geyik programı yapıyorum arkadaşlarımla. Ama bunun NTV Spor damgasıyla yayınlanması benim gözümde şeydi. Ha okey kapattık konuyu herhaldeydi. Ne güzel kanaldı be Yiğitcan. Çok güzel kanaldı işte yani ama zamanında gitti be abi. Yani biraz çünkü karanlığa baka baka karanlık oluyordu artık.
O yüzden evet, yani futbolla ilgili akıllı bir medya üretilmediği için akıllı bir nesil yetişmiyor olabilir ama bir yandan da Altın Ordu'nun yaptıkları, Buca'nın yaptıkları gibi şeyler de var. Onlar da, ama benim en heyecanlandıran şeyi görmek istiyorum abi ben. Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhteşem gidişatı basketbolda. Ve zaten yıllardan beri gelen Efes ve Tofaş gibi gelenekler ve Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bu süre zarfı içerisinde Avrupa kupaları, yani ikinci, üçüncü sıralardaki kupalar olsa da Avrupa kupaları kazanmış olmaları ve Türk basketbolunun milli takım seviyesinde son 15-20 sene içerisinde madalyalar almış olması yani çok ilgiyi arttırdı, sevgiyi arttırdı. Oynamayı da arttırmıştır eminim. Keşke bir datam olsa elinde ama ben öyle hissediyorum. Onun bir 10 sene, 20 sene sonra çıkacak yeni cediler, yeni Mehmet Okurlar konusunda nasıl atılımlar yapacağını çok merakla bekliyorum açıkçası. Haydi inşallah. Mert Günan ve Turgut'u chatimizde Dirty Talk yapıyorlar. Onlara bakmadan devam ediyorum. Mert Günan bir soru daha sormuş. Son sorum demiş. Bizi gece gece yanlış yola soktuğunu ne zaman kabul etmeyi düşünüyor? Yolu biliyorum dedi ve 45 dakika saçma sapan bir yere soktu bizi. Bunu kabul etmemesi ve beni suçlamasını kaldıramıyorum demiş. Estağfurullah. Şimdi ben olayı anlatayım. Aşırı derecede keyifliyiz. Ve çıktık işte bir mekandan. Nişantaşı'nın mekandan çıktık. Osman Bey'e gideceğiz abi. Çok aşırı bir yol yürümüyoruz yani, anladın mı? Hani Teşvikiye'nin altında. Ben dedim ki abi şuradan çıkarsak Teşvikiye Caddesi'ne çıkacağız. Ondan sonra da zaten buluruz yolu. Hakikaten de City's'in önüne çıktık işte, bilen bir alışveriş merkezi. Ondan sonra ben şuradan dedim. Orası yanlış yolmuş. Tamam mı? Ondan sonra yanlış yol olduğunu kabul ettim. Sonra da dedim ki Günhan, yani ben hiç çözemiyorum şu an. Senin mahallendeyiz kardeşim dedim. Sen yaşıyorsun burada yani. O da bana sen de burada 3 sene yaşama falan filan dedi. Dedim falan, zaten gevgev yapıyordun. Al götür. Ondan sonra o bizi daha da kaybetti abi. Şimdi bak, ben bir yere kadar yanlış yola soktuğumu kabul ediyorum. Bak ben bununla ilgili problemim yok. Sonra Mert Günhan kendi sorumluluğunu almıyor. Daha da kaybettiğini kesinlikle kabullenmiyor. Ondan sonra GPS'te yolumuzu bulduk. Yani o dakikaya kadar niye GPS'te başvurmadık diye soracak olursam, çok keyifliydik diye hatırlatmak istiyorum ben açıkçası. Anladım, keyifli bir gecenin anıları. Bir hanfiniden gelen biraz da yürür gibi sorduğu bir soru var. Everything in its right place yazıyormuş narin bedeninde. Peki cidden öyle mi? Diyor. Evet abi, şurada yazıyor. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Bu Radiohead'in bir şarkısı. Ben bunu bir hedef olarak yazmıştım. Yani o zaman yani vücut bedenime yazdım ve olacak diye. Ve şu an aşağı yukarı öyle abi. Yani tabii ki üst düzeyde dalgalanmalar her zaman oluyor ama en azından bu dövmeyi yaptığım tarihe kıyasla çok daha her şey yerli yerinde yani. En azından içeride. Anladım. Her şey yerli yerindeymiş canımız, soruyu soran hanfinimiz. Demiş ki bu sorunun muhatabı belki Cecio. Fakat ama diyor Geek Yapar Süper Kahramanlar evreninin finali kendisiyle olacak gibi. Bu konuda küçük bir spoiler verme imkanı var mı? Spoiler vermem ama hype veririm. Önümüzdeki günlerde ama diyor, benim olduğum bir ama diyor yayınlanacak. İlk yapan kanalı takipte olun. Ama final olacağını size kimse söylemedi. Ha, şey yapın. Yine neden Yunanca'yı öğrenmiyorsun ya da öğreniyorsun da bize mi çaktırmıyorsun hiç? Abi ben kalıcı görmüyorum kendimi Yunanistan'da ve Atina'da herkes İngilizce konuşuyor, bunun sebepleri bunlar. Motivasyon eksikliği yani. O yüzden de ya bir de abi yani Yunanca'da kendim derdimi anlatabilecek seviyeye kadar gelene kadar zaten çok vakit geçecek. Ve hiçbir zaman da yani böyle bir 5-10 sene randımanlı pratik yapmadığım müddetçe İngilizce de rahat olduğum seviyeye gelemeyeceğim. O yüzden de o aradaki boşluk beni çok korkutuyor. Hiç de giremiyorum işin içine. Öğrenelim mi diyen var. Üçüncü dil olarak Şükela mıdır acaba? Yunanca mı? Ha. Ne bileyim yani, bir işinize yaramaz ama yani keyifli bir, yani çok şairane bir dil, melodik bir Evet, dil. seksi bir dil. Evet. Bu arada hakikaten melodik bir dil yani. Yani ben en çok oradan patlıyorum. Yani çünkü harfleri doğru vursam bile aradaki boşluk, sesli harfleri doğru yükseltip alçaltmadığı zaman anlamıyorlar. Ve çok kalın kalıyoruz biz tabii, bizim fonetiğimiz, bizim gırtlağımız Yunan gırtlağına. Çünkü bunun da abi tarihi olarak da araştırdım. Yanlışsam da beni düzeltin ama zaten yani Yunanca yani biraz da şey yapılırken, hani bu konu üzerine düşünülürken telaffuzu şiirler
şiirlerde kullanılsın diye, şairane olsun diye biraz geliştirilmiş. Vakti zamanında Yunanistan'ın bağımsızlığı ilan ettikten sonra kodifiye edilmiş bir dil. O yüzden de gerçekten çok melodik. Keyifli bir dil. Ama hani şunu soruyorsa onu soran kişi, yani ben bana en ekmek kazandıracak herhalde o Çince ya. Öyle gözüküyor Çince. Yani ileride ya da Almanca. Rusça? O da olabilir. Ama şu kesinlikle, özür dilerim, bunların hepsini parantez söylüyorum. İngilizce bilmeden hayatta hiçbir yere gidebileceğinizi varsaymayın. Çünkü artık bu noktayı açtık. Bu viraj kapandı. Kapıyı geçtik. İnternetin dili İngilizce. İnternetin dili İngilizce, yazılım dili İngilizce ve bu konu kapandı artık. O yüzden İngilizce bilmeden hayatta hiçbir yere gidemezsiniz bu saatten sonra. İngilizce öğrenmediğiniz, bilmiyorsanız da gerçekten öğrenmek zorundasınız. Acele acele, çabuk çabuk ve çok kolay. İnternette bir sürü bedava İngilizce öğreten video var, site var, bilmem ne var. İnternette vakit geçirerek de, kendi kendiniz deneme yanılma yaparak da, dizilerin alt yazısından kelimeleri seçerek de her şekilde öğrenebilirsiniz. Yani ne param yok ne bir şeyim yok, hiç kabul etmiyorum. İnternete erişime sağlayan bir cihazınız varsa, çünkü bir sürü akıllı telefon uygulaması da var, bedava ve güzel. Hiçbir şekilde ben hiçbir insanın İngilizce bilmiyorum diye ağlamasını kabul etmiyorum bu yaştan sonra. Hayatta geri kalmayı kabul ediyorsunuz demektir. Çok sert konuşuyorum çünkü çok sert mesela. Yok artık. Doğru. Ben de küçük bir tavsiye vereyim. Oyun oynamayı çok seviyorsanız. Tabii. Mesela ben Assassin's Creed'leri yanımda bir İngilizce sözlükle bitiriyordum. Bilmediğim kelimeleri oradan araştırıp bir sürü kelime dağarcığım çok yükselmişti mesela. Tabii yani, tabii bu konuda mesela ben özür dilerim sözünü kestim. Tabii. Mert Günhan'ı örnek veriyorum. Ya büyük bir kıvançla. Mert Günhan bir düz lise mezunudur. Ve yüksek öğrenimi tamamlamamıştır. Kıvançlı kısmına geleceğim, merak etmeyin. Buna rağmen sular seller gibi İngilizcesi var. Çok iyi bir İngilizcesi var. Bunun sebebi oyunlar abi. Her zaman Mert'e de sorsan zaten aynı şeyi söyleyecek. Yani o da aynı senin gibi. Daha iyi oyun oynayabilmek için, hikayesini anlayabilmek için çaba göstere göstere oynamıştır zaten yani. Evet, kendisinin chat'teki tepkisi çok tatlı değildi ama yani yanlış bir şey söylediysem lütfen beni düzelsin. Düz lise mezunu değilsin. Hayır abi, ben düz lise mezunu değilim. Ne var canım düz lise mezunu olmakta? Ne var bir ki şey bunda? Bir şey de yok. Ben bir şey demedim abi. Ben olanı söylüyorum sadece. Kendi gocummuş. Allah Allah. O zaman dünyanın en gerginimizini tekrar verdim. Bir soru daha geliyor efendim chatimize. Sorumuz şu. Meram adlı YouTube kanalının 156 bin ile en çok izlenen videosu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yiğitcan anı anlatıyor. B. Yiğitcan üstsüz. C. Yiğitcan ile renkleri öğreniyorum. D. Müslüm Gürses her şeye yakışır. Rick and Morty konuşamadım. Doğru cevabı chatten bekliyorum bakalım. Evet, hiç şaşırtmadılar. Yiğitcan üstsüzü seçiyor herkes. Diledikleri, keşke olsa dedikleri bir videoyu seçiyorlar. Bakalım neymiş. Bam, Müslüm Gürses her şeye yakışır. Bunu birkaç kez yaptın değil mi? Başka evet, evet. X-Men'e de yaptın. X-Men'e yaptım. Pokemon'a yaptım. Onu Facebook'a koymuştum. Çünkü YouTube'da telif yedi. Butterfree'nin gittiği sahneye bir tane Müslüm Gürses şarkısı koymuştum. Avengers Age of Ultron'a yaptım. Bir tane. Çünkü Müslüm Gürses'i çok seviyorum. Ve devamında ne kadar her şeye yakıştığını fark ediyordum falan bir dönem. Öyle şey yaptım. O da bu arada yanlış hatırlamıyorsam o Rick and Morty videosu da Cahre'nin yayında izleyince patlamıştı sağ olsun. Ki bu arada isteyenler de varsa benim Geek Yapar kanalındaki Nintendo Switch inceleme videomu izlesinler. Orada üstsüz gözüküyorum. Sanat işi sorundum yani. Aa, Yiğitcan üstsüz varmış oysa ki. Tüh. Filme ne diyorsun, Müslüm filmine? İzlemedim abi. İzlemedin mi? Yo çünkü ben yani henüz malum yerlere düştüm bilmiyorum. Ama Türkiye'de değildim ben vizyona girdiği zaman. Yunanistan'da da vizyona girmedi film. ama geçen gün konuşuyorduk. Bunu hatta belki yayında da söylemiş olabilirim ama. Hatta evet, Pelin'le Günhan'la yaptığımız beraber yayında da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Üstsüz videon chatte şu an maalesef. Devam. Dönsün hiç önemli. Utandığım bir şey değil. Aile ve Müslüm yapımcısından bir Yıldız Tilbe filmi gelmeli. Ben bunu çok söylersem olur diye düşünüyorum. Mutlaka Aile ve Müslüm yapımcısından bir Yıldız Tilbe filmi gelmeli. Yani başka kimseden olmaz. Aile ve Müslüm yapımcısından bir Yıldız Tilbe filmi. Sonra da uzayarak gitsin Aile ve Müslüm'ün ve Yıldız Tilbe'nin yapımcısından. İçinde bir sürü aksiyon da olur. İbrahim Tatlıses geliyor. Ben çünkü gerçekten İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'yi pezevenklerin elinden kurtardığı sahneyi görmek istiyorum abi. Son pezevenk bükücüğü direkt gider. Öyle bir sahne olmadığını iddia ediyor ama. Öyle bir şey yapmadın diyor. Ben eve gittim diyor.
Hayır, okey. Yani ben sizi aradım. Yani neyse, o yani onu görmek istiyorum abi. Böyle illa birebir peze, yani o anı. Punisher neyse, gibi giriyor değil mi İbrahim? Wherever I may roam çalıyor falan. Ama yani mutlaka o sahneyi görmek istiyorum ben. Tamam. Geçmişte yaşadığın, ulan keşke şunu yapsaydım şu an çok farklı olurdu. Bir Thanos'a dönüşürdüm. Şurada hata yaptım dediğim bir şey var mı? Keşke dediğim bir anı. Manevi yo, de olabilir, yo. İş de olabilir. Yok abi, benim öyle bir şeyim yok. Yani çünkü olmayanla olanı kıyaslamak bana çok saçma geliyor. Yani çünkü olmayanla ilgili bir datam yok elimde. Ne güzel. Sadece şöyle bir şey var abi. Şu anı anlatayım. Yazın ben bir seyahate çıktım. Interrail yaptım. Çünkü son artık yaşımdı yapabileceğim. Biliyorsun 27 yaşından sonra fiyatlar katlanıyor Interrail'da. Ve işte buraya gelirken aldığım işte D tipi Schengen vizesinin de bitmesi yakındı. O yüzden bir Avrupa'ya şeye çıktım abi. Görebildiğim kadar şehir görmek için de hep işte her gece hareket ettim. Trenlerde, istasyonlarda yattım. Otel çok az tuttum. Hostel tuttum zaten tuttuğumda da. Ve benim ilk kafamdaki plan abi şöyleydi. Patras'a gideceğim. Yunanistan'ın batı kıyısında bir şehir. Oradan feribota bineceğim. Feribot Ancona'ya gidiyor İtalya'da. Adriyatik'i aşıyor. Hı-hı. 4 saatlik feribot yolculuğu. Ondan sonra Ancona'dan Venedik'e gideceğim. Venedik'ten Münih'e tren kalkıyor. Tek tren, gece treni. Sonra Münih'ten Hamburg'a bir gece treni kalkıyor. Bu sırada Venedik'te bir gün geçireceğim. Tak gece Münih. Münih'te bir gün geçireceğim. Münih'ten tak gece Hamburg. Hamburg'da da bir gün geçirdikten sonra Hamburg'dan abi benim kafamda o vardı. Kopenhag'a bir tren kalkıyor. Tamam mı? Bu tren feribota biniyormuş abi. Bak, tren feribota biniyormuş. Bu wow. Benim için wow. Değil mi? Yani evet. Tren nasıl feribota biniyor? Yani raylarla beraber bizde normal yolda bile gidemiyor tren, kendi rayında bile gidemediği için. Düşün artık yani ama Alman. Bu dedim ki okey, ben buna da bineyim yani, görek neymiş, feribota binen tren neymiş yani. Ve Kopenhag'a gideyim. Ondan sonra Kopenhag'dan da yolumu bulayım bir şekilde Stockholm'a çıkayım. Stockholm'dan Paris'e 23 saatlik bir tren var. Sonra ona bineyim, geri ineyim. Tamam, Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına sonra döneyim. İlk kafamdaki plan buydu. Ama bir yandan da Interrail Global Pass'im var. Yani her trene her yere binebiliyorum. O gün belirli gün periyotlar dahil içerisinde rezervasyon ücreti yaptı verdiğim sürece. Orada da onun getirdiği şeyle beraber abi ben Hamburg'a gittim. Ağustos ayındayız. Hamburg'da hava 16 derece mi neydi? Ve ben kesinlikle şimdi yani Yunanistan'da geldim. Atlet falan var üzerimde. Bir gömlek almışım yanında, dedim ki ulan oha üşüdüm, ben bir daha da kuzeye çıkamam artık yani, ne Kopenhag lan, ben hani keyifli vakit geçirmeye geldim, ne diye bedenimizi donduruyoruz dedim ve Bremen'e de gittim abi. Bremen trenine bindim, sola kırdım rotayı, güzel oldu, oradan pişmanlığım yok o kadar açıkçası. Bremen'de güzel vakit geçirdim, sonra işte oralarda döndüm dolaştım sürttüm falan, o premi sattım. Sonrasında abi birkaç süre sonra falan, çok alakasız birkaç ay sonra, bir hayatımda vakti zamanında çok önemli yer etmiş. Gerçekten hayatımda ilk görüşte aşık olduğum nadir kadınlardan bir tanesi ve bu kadar kuvvetli olduğum da belki tek. Bir kadın vardı. Biz bu kadınla hiçbir zaman adı konmuş bir şey yaşamadık. Yakındık ama hiçbir zaman öyle bir yani sen benim sevgilimsin, ben seni sevgilim olmadı. Ve hep ondan sonra da abi benim hakikaten bir sevgilim oldu. Ve onunla iletişimi kestik, bir şey yaptık falan. Ben eşeklik ettim. Ve muhabbet bitti abi. Hep aklımdaydı. Ama o kadar da aklımda değildi. Çünkü başka bir insana baş koymuştum ve unuttum ondan sonra da. Sonra geçen sonbahar aylarının sonu, belki kışa yakın, aklıma düştü bir şeyden dolayı. Yazayım dedim. Ne yapıyorsun, ne diyorsun ve 7 senedir falan konuşmamışız abi. Hiçbir iletişimimiz, kontaktımız yok. Ne yapıyorsun, neredesin, nerede derken Kopenhag'da yaşıyormuş abi. Kopenhag'da okuyor, o master yapıyormuş şu an. Ve ben o şeyi çok hatırlıyorum. Yani önceden kurduğum planı sattığım için yüksek ihtimalle ama rotayı Hamburg'dan Bremen'e kırarken senkrondan çıktık gibi hissetmiştim. Yani çalan melodiden farklı bir yere gittim gibi hissetmiştim. Dönüp mesela kendi hayatımda Godoş edebiyat yazmayı çok seven bir insan olduğum için dönüp şimdi o olayı retrospektif olarak öyle yorumluyorum.
Hani belki de Kopenhag'a gitsem yolda bir anda karşılaşacaktık falan diye böyle vaa falan olacaktı. Farklı bir hikaye yazılacaktı orada. Anca bu kadar oluyor abi bende keşkeler yani. Bence o da gayet bu... güzel hikaye bu arada. Eyvallah. Çok romantik hikaye yani çalın bu hikayeyi film yapın Netflix'te. Sonuna hiçbir şey koymayın ama genelde Netflix öyle yapıyor. Chatimizde 3 tane kadın birbirine girdi bu arada İlcan senin için. Bunlar neden oluyor bilmiyorum. İsimlerini vermeyeceğim. 3 tane kadın birbirine girdi. Zenci Bob ile tekrar görüştüler mi diyor Mert Günah. Yok abi ya. Ben arada bakılı oluyorum baba. Onun da hikayesini anlatmıştım Günhan'la beraber bir HNGK yanımızda. Dinlemek isteyenler şey yapsınlar ama bir sana da kısaca şey yapayım abi. Bir gece ya ben şimdi Atina'da arkadaşlarımın çoğunluğu diaspora'da yapan çocuklardı yani Türk göçmenler, başka şey göçmenler, ekspatlar falan. Yunan arkadaşlarım da ne hikmetse onlar da ayak uydurdular ve hep böyle bir giriş çıkış oldu hayatım. Yani ya ben abi gitmeye meyilli insanlarla arkadaşlık ediyorum ya da durmayacağı vardır. Ben böyle o yüzden plan yaparken artık kafamda hani arkadaşlarla yapılmalı diye bir kategoriyi kaldırmak durumunda olduğumu hissettim. Yani mutlaka bunu arkadaşlarla yapmalı. Bu sosyal yapılacak bir şey. Zaten ben sinemaya kendim başıma giderim, maça kendim başıma giderim, konsere tek başıma giderim. Tek çocuk olduğum için alışığım kendi kendime elemeye. Ama bazı şeyler mesela en önemlisi de oydu abi. Ben dans etmeyi çok seviyorum. Böyle gece kulüplerine, partilere gitmeyi çok seviyorum. Hiç tek başına yapmamıştım bunu. Ve korkuyordum yani nasıl olacak ki diye. Çünkü hiç öyle pratiğim yok. Eğretim olurum, kendimi garip mi hissederim falan diye onu alıştırmaya çalışıyordum kendi kendime. Bir gece öyle dışarı çıktım tek başıma. İlk 2 saat çok sıkıldım abi. Yani zorla durdum. Zorla tuttum kendimi falan. Eve dönmemek için. 1,5 saat diyeyim daha doğrusu. Böyle saate bakıyorum, dışarı çıkıyorum, sigara içiyorum, geri kulübe dönüyorum. Müzik de çok iyi değil. Hayır, tek başına dans edemezsin de yani. Garip gözüküyor. İşte... ya işte abi şöyle garip gözükme safhasını kırmaya çalışıyorum kendi kendime. Garip aslında çünkü şunu anlatmaya çalışıyorum ki bence öyle. Kimse bakmıyor abi sana gece kulübünde. Yani bunun negatif tarafı gece kulübüne veya dans pistine en azından benim ikamet ettiği yani uğradığım gece kulüplerine dans etmekten başka bir şeye gidiyorsan yani kendini kandırmış olursun. Çünkü Ed Sheeran'ın da söylediği gibi sevgili bulunmaya kulübe değil bara gidilir. Kulüpte dans edilir. Kulüpte kopulur, eğlenilir. Dolayısıyla bir de ışıklar loş, bir de müzik çalıyor. Zaten herkes sarhoş kendi kafasının derdinde. Kimse sana bakmıyor aslında zannettiğin kadar. Onu öğretmeye çalışıyorum kendime. Yavaş yavaş başarılı oluyorum abi. Memnunum kendi gelişimimden. Ama o gece müzik de sarmadı. Müzik sarsa unuturdum yani. Anladın mı? Yani çünkü bazen öyle oluyor ki müzik alıp seni bir yere götürüyor zaten. Hafif de biraz hani çakır keyifli olduysan zaten okey oluyorsun, sallanıyorsun gerizekalı gibi. O gece sıkıldım. Sonra dışarı çıktım, dolanıyorum böyle artık ama kafam da zoom olmuş biraz falan. Bir tane böyle bir yere yaslandım. Arkadan restorandan çalan müziği dinliyorum. Bir adam geldi sigara içmeye, sigara istemeye. Al abi dedim falan böyle eline verdim tütünü, kağıdı, filtreyi falan. Ondan sonra nerelisin abi dedim. Kongo dedi. Oo. Memleketini özlüyor musun? Özlemiyorum. Özlemez miyim ya dedi. Sonra böyle memleket hastalığı üzerine konuştuk falan. Adam bu arada evsizmiş abi. Yani, ve cumartesi akşamlarını bu şekilde değerlendiriyor. Çünkü kulüplere girip çıkabiliyor. Çoğunda giriş ücreti yok. Kimse de aga ne yapıyorsun içeride diye sormuyor. Çünkü kulüp. Ondan sonra hem ısınmış oluyor hem keyifli vakit geçirmiş oluyor. Sonra sabah da kalkıp havada biraz açılınca güneşin altında da bir yerde kıvrılıp uyuyor. İşte iş bakıyorum abi falan oldu böyle. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Sohbet koyulaştı. Sonra biz Bob'la beraber takıldık abi bütün gece. Ben ona bira ısmarladım. Gittik bir beraber dans ettik. Böyle güzel kızlar gördük. Dışarı çıktık. Bob dedi ki abi yazalım bu kızlara. Bob dedim abi bunlar 4 kişi ne yapacağız? Biz 2 kişiyiz. Grubu mu böleceğiz? Hayır abi yazalım. Falan filan. Abi dedim ben eve gideceğim. Hayır gitme abi dedi. Birbirimize ateş olalım. Yakalım birbirimizi dedi. Bak vazgeçme dedi. Eğleneceğiz falan. Ondan sonra Bob'la beraber 3-4 saat koptuk abi. Akşam sonra o kızları yazdık. O kızlar reddetti. Kızlar mekanı terk ettiler. Öyle reddettiler yani. Ben hareket edemedim. Ondan sonra
başka bir mekana gittik Bob'la. O kızlar o mekana girdiler. Bob'la beni görünce bozuldular. Ondan sonra Bob bir daha şansın denedi. Ben de dedim bu sefer ooo bir dakika lan ayağıma kadar geldi. Ben bu utancı kapatmam lazım. Ben de gidip şansımı denedim. Kızlar bir daha mekanı terk ettiler. Ondan sonra biz Bob'la baş başa kaldık. Bir sigara içtik. En son dedim ben Bob artık gecenin olmuş 4.30. Bob dedim ben gidip yatacağım. Cips yiyip uyuyacağım. Falan abi yok gitme falan çekti. Yok dedim Bob'cum falan. Vedalaştık sarıldık şey yaptık. Bir daha da görmedim Bob'u. İnşallah bir işe girmiştir, başını bir yere sokmuştur ya canım. Wow, Bob, buradan selamlar bunu izliyorsan. Efendim, son 20 dakikaya, son 15 dakikaya girerken bir hızlı sorumuz daha var chatimize, dünyanın en gergin müziği ile birlikte. Evet, soru, son soru. Yiğitcan Erdoğan'ın kendi tabiriyle Geek Yapar'daki rolü nedir? A. Özel kalem müdürü. B. Kalem Pliyakis. C. Yazoros Geek Yaparis. D. Yazı işleri şövalyesi. Buyurun chatimiz cevaplasın. Zıbam zıbam spamlasın. Bakıyoruz. D. Genelde D. Hayret ilk defa galiba. Kalem Pliyakis var chatte. İnanılmaz. Kalem Pliyakis. Bu da bir o tarz mı? Evet, bu bir İsmail Türküsev şakasıdır. Evet. Kalem Pliyakis. Bugün bir efsane oldu. Ben de çok memnuniyet diyorum İsmail bu efsanevi şakayı yaparken burada bulunmaktan. İsmail çok tatlı adam. Cevap D. Yazı işleri şövalyesiydi. Ne güzel bir title'dır o ya. Evet abi Sungur'la bulmuştuk biz bunu beraber. Sungur o zaman şey demişti. Abi bir title yap ama böyle genel yayın müdürü, yayın işte, yazı işleri müdürü falan gibi sıkıcı bir şey olmasın. İlk onun önerisi Le Petit Chevalier yap demişti. Hiç unutmuyorum. ondan sonra ben tabii onu yapmadım. Ama zaten beyin fırtınasıydı o esnada. Oradan yazı işleri şövalyesi falan oldu. Güzel oldu ya. Güzel bir tabir oldu. Ben memnunum açıkçası buraya kadar gelmiş olmasından. Peki özel bir soru için. Böyle genel soruyorum. Mutlu musun? Tabii abi yani günden güne değişiyor. Çünkü ben biraz mod olarak savrulurum yani. Ama evet halimden hiçbir şikayetim yok vaziyetimden. Mutlu bir dönemindesin yani şu an hayatının güzel bir dönemindesin. Süper. Değişik bir soru. Şu an hayattan istediklerim adlı bir liste oluştursa listenin ilk 5'inde hadi ben ilk 3 diyeyim 5 çok uzun. Hayattan istediklerim diye bir liste yapsan ilk 3'te ne olur? Abi kesildi bir ara sesin ama bir daha alabilir miyim? Şu an hayattan istediklerim diye bir liste yapsan ilk 3'e ne koyarsın? Abi sonsuz seyahat edebilme. Sınırsız yani. Yola vurabilme kendimi. Mümkünse, yani çok uçuk gidiyorum. Her sene başka bir şehirde yaşayabilmem. Bir de artık yani bu konuda daha somut adımlar atıyorum ama bir kitap bastırabilme. Matbu. Proper. Yayın evinden. ISBN'i falan alınmış yani. Öyle. Diyor ki Yiğitcan'ın şayet kendine bir eş klonu olsa hangi konularda tartışıp hangi konularda klonuyla mutabık kalırdı? Mutabık kaldık. Bir ent sanırım soruyu soran. Klonumla mutabık kalırdık herhalde çok ya. Hangi konularda tartışırdık? Bilmem. Yani ipe sapa gelmezse herhalde konuşurduk klonumla. Ama sıkılırdım ya o ne? Yani çok... Kendinle anlaşabilir miydin yani? Yok ya kavga ederdim illaki ama yani kendimi kendim olarak mı görüyorum? Yoksa kendime benzeyen yani kendini birebir başka bir adam. Anlaşırdım onunla. Ben içselleştirirsem anlaşamayabilirim ama. İlk defa bunu söyleyen adam oldum biliyor musun? 26. konuğumuzsun ve ilk defa kendimle anlaşırım diyen biri oldu. Helal. Narsizmde bir çığır açtığım için çok mutluyum. Sevgilerimi yolluyorum diğer 25 konuğa. Ağlayın diğer konuklar. Ağlayın. Ülkenin durumu diye bir sorun var ama. Bu şöyle soracağım bunu. İlker'in durumu abi Silivri soğuktur falan değil. Şimdi ben de 90'lar çocuğu olarak artık hani sokakta böyle yürürken lan ne oluyor oluyor. Çocuklarımız sokakta yürürken bir ne oluyoruz oluyor. Önümüzde bir kadın yürürken aman geceyse önüne geçeyim de korkma sana tecavüz etmeyeceğim izlenimini vermem lazım. Ya da otobüste arkamı döneyim ablacığım kötü bir niyetim yok ya da hırsız değilim. Sosyolojik olarak ya da işte... Manevi olarak bir böyle delirdik ya. Bilmiyorum belki zaten deliydik ama sosyal medya ve her şey açığa çıkınca bunu daha net gördük. Sence bir umut var mı? Düzelir miyiz? Yoksa o kadar da kötü değil miyiz? Abi şimdi evet o kadar kötü değiliz bir. Çünkü
Birincisi sosyal medyada birbirimize davrandığımız kadar kaba davranmıyoruz gerçek hayatta, fiziksel hayatta daha doğrusu. Dijital ortamda çok daha ipinden kopanmış bir şekilde kamplaşıyoruz, kutuplaşıyoruz ve nefret kusuyoruz birbirimize. Gerçek hayatta daha insanlar birbirinin gözüne bakınca çekiniyorlar. Gözüne de bakmıyorlar artık birbirlerine bu arada. Evet, yani o yüzden zannettiğimiz kadar kötü değil. Ama sosyolojik olarak bence bir şöyle bir erozyon yaşadık. Bunu ivedilikle bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Mağduriyetin bir değer olduğu bir çağda bulduk kendimizi. Çünkü en haklı olan en mağdur oluyor diye düşünüyor her zaman. Bunun da sebebi çok belli. Bu tepeden indi aşağıya. Çünkü 16 senedir iktidarda olup hala enkaz devraldık diyen bir çok kötü durumdayız falan diyen bir durum var. İktidar var, muktedir var. Ve muktedirin söyledikleri o kadar fazla yerden yayılıyor ki hepimizin kulağına o kadar fazla hoparlör ve megafon bağlanmış vaziyette ki direkt olarak tek bir kişiden gelen bu mağduriyetin kıymeti herkesin içine sindi. Ve dolayısıyla insanlar ehliyetlerini kaybediyorlar abi. Çünkü çok kolay, tamam mı? Yani hayat koşullarından dolayı yapamadığın bir şeyi herkesin hayat koşulları bir şey yapamamasına sebep olarak ortaya sunulabilir. Ama günün sonunda eğer sen başarısızlığını kabul etmeyeceksen, başarısızlığındaki ehliyeti inkar edeceksen, satacaksan ve diyeceksin ki ben başarısızlığıma benim yüzümden olmadım, o zaman başarını da satarsın ve başarında da ehliyete sahip olamazsın ve böbürlenemezsin çünkü o kafada değilsin artık. Ve bu yüzden de mağdur olmayı sevdiğimiz müddetçe hayatta hiçbir zaman muzaffer olamayacağız hiçbir konuda. Bunu kabul ettiğimiz an, bununla yüzleştiğimiz an daha rahatlayacağız ama bunun da bir çıkarını görmüyorum çünkü o kadar güzel, o kadar tatlı geliyor ki insanlara mağdur edebiyatı. O kadar çok görüyorum ki insanlara. Yani yani şey falan çok koyuma gidiyor abi benim. Şeyi görüyorum mesela bazı insanların bana yaklaşım biçimlerinde. Ya da benimle konuşma biçimlerinde. Özellikle de sen de şahit oluyorsundur. Twitch yayıncılarının yakınlarında duran bazı insanlar var. O insanlar aslında Twitch yayıncısı olmak istiyorlar. Ama olmuyorlar. Ben birkaçına sordum. Niye olmuyorsun diye. Ekipman yok falan gibi açıklamalar yapılıyor bana. Mesela. Yani ya da ekipman için para yok falan deniyor. Ama bir yandan da mesela ben memur çocuğuyum. Yani şükür kendi ana babama muhtaç olmadan yaşayabiliyorum bir süredir. Hayatımda ilk girdiğim maaşlı işte ayda 450 lira kazanıyordum. 450 lira elden alıyordum. Onu da düzenli olarak alamıyordum. Ondan sonra çok uzun süre boyunca bir süre sonra 750 lira oldu, bir süre sonra 1500 lira oldu. Yunanistan'a girince 800 euro, 900 euro'lara çıktım hayatımda. İlk defa bu paraları kazanmaya başladım düzenli olarak. Onun dışında bugüne kadar ne geliyorsa, anam babamın bir parası yok zaten, birikim yok, memur insanlar. Çok şükür bir kooperatiften ev aldılar, o var. Hiçbir zaman bir yatırım ya da bir kapital sahibi olarak girmedim. Benim dostlarım da çoğunlukla bir yatırım ya da kapital sahibi olarak girmediler. Ama mesela ben hep Mert yine... konularda her zaman Mert'e örnek göstermekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Günhan'ın ne zengin bir babası vardır, ne cebinde birikim parası vardır. Günhan'ın ne gördüyseniz ışığından kamerasına, bilgisayarından şeyine, ya gidip markalarla bizzat kapılarında bağıra bağıra pazarlık etmiştir. Bana işte şunu verin, ben sizin markanızı anlatayım diye. Ya gidip arkadaşlarından elden dökme şeyleri almıştır. Kendi parasını biriktirmiş, kendisini alana kadar onları kullanmıştır. Ya da bir veya öteki şekilde kendi kazandığı paralarla abonelikleriyle, bir şeylere bilmem neleriyle yatırımını oralara yapmıştır. Yani bu bahane yine değil. Yani çünkü ben şu an bu mevzu bahis yanımızın bir tane abi ben vakti zamanında 100 euroya maaşımdan o ay çat diye 100 euro çıkartarak ondan sonra peynir ekmek geri kalanında bir tane Zoom H1 mikrofon aldım. Şu an bağlandığım kamerayı sağ olsun bana Can Sungur verdi. Kendisinin eski kamerası. Bir daha bir vakti zamanında annemin üniversite mezuniyet hediyesi olarak bana Evkur'dan taksitle 24 ay taksitle girdiği HP Pavilion 812 bir model bir laptopum var. Ona takıyorum. Ana desktop bilgisayarım patladı. Yenisini de alamadığım için uzun süredir böyle takılıyorum. Yani mağdur edebiyatını biraz seviyoruz. Yani bahanesine mi sığınıyoruz diyorsun? Aslında. Abi evet ve gerçekten tutan sağlık varsa hayatta, yani samimi söylüyorum bunu, sağlıksal bir engelin yoksa ben hiçbir şeyi kabul etmiyorum başka bahane. Hiçbir şey için, kendim için de öyle abi. Ama şey çok zor, onu es geçmek istemiyorum. Ben başarısız oldum demek çok zor.
Ama zor olmalı zaten. Ve zor olduğunu hatırlamalısın. Başarısız oldum dediğin zaman, bunu insanların yüzündeki hayal kırıklığını gördüğün zaman, sende nasıl hissettirdiğini hatırlayıp kafanda kurmalısın ve yazmalısın bir kenara. Yani atmalısın memoriye. Ne kadar iğrenç hissettiriyor çünkü, ben başarısız oldum demek. Ben başarısız oldum, kaybettim. Yapamadım, beceremedim bunu demek. Utanıyor. Yani geçen gün mesela Pelin, ben, Günhan, Sungur, de çok can dostum Çağdaş. Hep beraber oturuyorduk Perşembe günü akşam, İstanbul'a geldiğim akşam. Muhabbeti açarken abi, Geek Yapar Müzik diye projeye girmiştim ben bir ara. Sungur onu sordu. Abi dedi, ne oldu diye. Abi dedim, yapamadım. Sonunu getiremedim. İstediğim yere götüremedim dedim. Ve çok utandım. Çünkü Sungur benim için takdiri ve onayı çok önemli bir insan. Kıymet verdiğim bir insan. Onun yanında ve o kadar çok değer verdiğim dostlarım ve akranlarımın yanında bir şeyi yapamadım, ben istediğim yere getiremedim demek bana koydu ve şu anda mesela utanıyorum ya bunu da söylerken. Ama bu utancı arkaya atmam lazım ki, hatırlamam lazım ki bir daha herhangi bir projeye başladığım zaman bu beni, hani çünkü istemiyorum ben böyle bir şey söylemek. Ama bir yandan da insanlar bana abi ne kadar güzel, sana yalan borcum var diye program yaptın. Maşallah 1800, 2000 izleniyor, 4000 izleniyor. İnsanlar gelmek istiyor, oynamaktan keyif alıyor dedikleri zaman da ben bunu da kabulleniyorum. Ve bunu kabullenirken de utanmıyorum. Evet abi, bu bizim başarımızdır. Biz arkadaşlarımızla beraber yaptık bunu derken de boynumu dik tutabiliyorum. Çünkü başarısızı da sahiplendim. Bu yani. Bunu biz birkaç program önce de kendi programımda konuşmuştum. Genelde şey oluyor bizde, istediğimiz bir şey var ama başarısızlık ihtimalinden korktukları için hayallerini yıkmamak adına o işe hiç girişmiyorlar. Evet, yani evet. Benim şöyle bir cümlem var bu konuyla ilgili. Zarı atmazsa kaybetmiş sayılamayacağına inanıyor insanlar. Ama zarı atmamak da bir kaybediş biçimidir. En azından kazanma olmadığı kesindir. Evet, bu hayatın her yerinde de böyledir. Yani abi bir kız var sorusunun bile cevabı budur. Gideceksin, konuşacaksın, deneyeceksin. Çünkü bir şey kaybetmiyorsun aslında, denemiş oluyorsun. Tabii ben 22, yok özür dilerim, 20 yaşımdan 25 yaşıma kadar bir ilişki içerisindeydim. Çok güzel, sağlıklı, mutlu bir ilişki. Ama ondan sonra bitti ilişki. Sonra ben bir anda 25 yaşında en böyle insanların flörtü öğrendiği yaşları düzenli ve tek eşli bir ilişki içerisinde geçirmiş bir insan olarak çok paslanmış buldum kendimi. Yani nasıl flört edilir, nasıl konuşulur, nasıl edilir, hiç pratiğim yok abi yani. Elimde bir deneyim, background'um yok. Kendime şöyle bir hedef koymuştum mesela, ben herkese de öneriyorum. Şu süre zarfında, 6 ay, 1 yıl ne kadarsa, X kadar kız tarafından reddedileceğim. Hedef bu. Anladın mı? Yani 10 kız tarafından reddedilmiş olacağım. Çünkü birincisi 10. kız tarafından reddedilmiş olduktan sonra zaten daha az koymaya başlayacak. Çünkü okey, zaten artık yani ne. İkincisi de zaten ben bu esnada da bir şeyleri daha iyi yapmayı da öğrenmiş olacağım yani. Güzel arkadaşlar, almışsınızdır dersinizi. Bir yine Hanfini'den gelen bir soru. Gelinliği tek başıma mı seçeyim yoksa sen de benimle gelir misin Yiğitcan diye. Artık yürümüyor dört nala şeklinde bu soruyu geçiyorum. Mert Günan demiş ki 11 Eylül'ün neden Bush hükümeti tarafından yapıldığını ısrarla kabul etmiyor. Ve bir grup tövbe estağfurullah ırkçılık var orada tarafından yapıldığını savunuyor. Gerçekten El-Kaide'nin sandaletleriyle uçak kaçırdığına gönülden inanıyor mu demiş Mert Günan. Bu konuda en sağlıklı ve salim bilgilere erişmek isteyenlere twitch.tv/mertgunhan kanalında yapılan yayınları takip etmelerini öneriyorum. Mert Günhan iyisini bilir. Ne diyorsa ben Evet. Mert'in üstüne koyamam. Sürme Mert'in haşa. komplo teorileri böyle sesini kısa kısa anlatacak. Cep telefonu kullanmıyor bilgisi var. Şu an kullanıyorsun galiba ama. Yok abi, akıllı telefon kullanmıyorum. Bir tane Nokia Neden? telefonum var. Neden Anam hiç? arasında işte. Abi akıllı telefonun form ve ürün bandından çok baydım. 4 senede 4 akıllı telefon geçti elimden. Hepsi bozuldular. Ve bu arada bir tanesi Windows Phone, bir tanesi Android, iki tanesi iPhone'du. Ve yani farklı kategorilerde, farklı para, ya para değil de daha doğrusu ürün klasmanlarında bu kadar şeyden artık randıman alamadıktan sonra benim bir tabletim var abi. Tablet 4G'li, yani sim kart taktığı zaman mobil internete erişebiliyor. Dedim benim derdim şu an okey, yani beni arayan insanlar Messenger'dan beni arayabilirler. Ve denedim de baktım da fark ettim, bir tane de Bluetooth kulaklık aldım benim hayatımı değiştiren. Bluetooth kulaklıkla da arama geldiği zaman çat şuradan kabul edebiliyorum. Çantama atıyorum tableti. İnsanlar beni Messenger'dan falan aradıkları zaman
veya Skype'den aradıkları zaman çatlayabiliyorum. En az telefon kadar çıkabiliyor. 4G'de her yerde duruyor zaten. Doğru. Voice over IP işte. Ondan bir daha bir özellikle şu animasyondan çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Tükendim yani, anladın mı? Şundan çok inanılmaz. Çünkü şunu yapmanın kolaylığı bana insanlara kaba olma lisansı verdi. Ve insanların da bana kaba olma lisansını verdiğini fark ettim. Ve ben istemedim artık o kadar. Çünkü muhabbetin ortasında şu çok yapılıyor. Evet. Ama tablette yapamıyorsun onu. Ama bir yandan hala sıkıldığım zaman bir doktor sırası beklerken, trende giderken, metroya binerken tableti çıkartıp oturduğum zaman bir şeylere bakabiliyorum hala. Daha da çok kullanışlı. O yüzden tablete geçtim. Ama anam henüz internet çağına, anacığım geçemediği için de bir tane Nokia telefon aldım abi. Numarasını da sadece anama verdim. Bir de acil durumlar olsun diye bazı arkadaşlarıma verdim. Onu da tutuyorum yanımda. Anladım. Wow. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bas gitaristler neden hep eziliyor? Yazık abi diye bir soru var ama. Bas gitaristler neden eziliyor? Abi ben şu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Ben bir gün bu soruyu çok sevdiğim arkadaşım Can Temiz'e sordum. Kendisi eskiden modelin bas gitaristiydi, bilen bilir. Aman abi ezilecek tabii ya. Ben bile zaten en kolay öğrenilen enstrüman olduğu için girdim basa dedi. yani uzmanından böyle bir cevap aldım. Bilmiyorum o yüzden. Ama benim bilgim olduğu bir konu değil. Ben bas gitarist ezmem. Bir dakika zaten tam bu soba. Sen de az önce bahsettin. Red Hot Chili Peppers'ın bassı Flea'nin ne kadar iyi, ne kadar o müzikteki katkısının büyük olduğunu düşünüyordum yani. Ve aslında zor da. Benim en yakın arkadaşım bas gitarist. Adam kendini parçalıyor en iyisi olmaya çalışırken. En iyisi olmak diye de bir şey yok müzikte. Herhangi bir müzik aleti bence çalmak çok zor bir şey. Çok saygı duyarım. Evet. Efendim, bu arada hemen buyurun, küçük teklif de geçeyim abi sen yeni kapatma. Can Temiz'in bu görüşü resmi ve hani onaylanmış görüşü olmayabilir. Bana arkadaş makarası olarak söylediği bir görüş de olabilir. Sonra çocuğa sormayın yani abi böyleymiş diye. Hani o yüzden ben onu söyleyip yani dansıza gidip söyledim ama hani arkadaş makarası da söylemiş bir cümleydi. Efendim son birkaç soru, kapatıyoruz dükkanı. Artık soru sormayın. Özellikle konuğuma yürümeyin. Kadınlar sakin olun. Kadınlar sakin olun. Evet diyor ki bir saniye kayboldu. Gün Gezgini eseri hakkında ne düşünüyor diyor. Tamamen bir Yiğit Can Erdoğan eseri bence demiş. Gün Gezgini Kral Katili güncesi mi? Bilmiyorum. Gün Gezgini eseri hakkında ne düşünüyor bir soru sormuş. Bilgimiz dahilinde değilse hemen savuşturabiliriz soruyu. Hiç bilmiyorum. Gözümde tamam. Bir şey canlanmadı. Tamam, savuşturduk. Şimdi efendim gelmişini geçmişini videomuzu aslında Mert Günan burada diye tekrar bir izletmek istiyorum. Ondan sonra son soru ve kapatmak istiyorum. Son 2 dakikaya girdiğimiz için. Sizde açık mıdır efendim sync video halen? Açık abi. Tekrar tamam. İzle diye basarsak olur sanırım. Tekrar izle basalım. Tekrar gelmişini geçmişini videomuz geldi. Geçmişine, geçmişine ayıp sayıp. Sen bas. Tamam çalışıyor. Selamlar Yiğitcan. Ben de akmıyor. Akmıyor mu? Tekrar başa aldım. Şimdi. Akmıyor. Sen akıt ya, ben izledim zaten. Tamam biz akıtıyoruz. Kendisi kendisini tanıyor zaten. Chatimiz görsün. Sonra son soruyu vereceğiz. Selamlar Yiğitcan. Defans pozisyonunda oynuyorsun. 210... Bu futbolcu kardeşimiz. Seni çok zorluyor mu? Özellikle Yiğitcan Erdoğan yazdığımızda bu kardeşimiz çıkıyor. Evet evet. Ya abi ek sözlükte bir ara sadece o vardı. Şimdi Allah'tan benle ilgili de bir şeyler var. O yüzden o yani insan yine de bir tabii kendi ismini Google'layabilmek istiyor ferahlıkla ama transfer haberleri çıkınca üzülüyor. Bir tek sadece bir gün bana abi Malatya Spor'a transfer olacak mısın doğru mu diye bir mention geldi. ben de onu alıp screenshot alıp abi inşallah öteki Yiğitcan Erdoğan'a da Deadpool 2 ile ilgili düşünüyorsun diye sormuyorlardır dedim. Sonra öteki Yiğitcan Erdoğan bunu görüp bana kardeşim Allah'tan sormuyorlar da apışıp kalmıyoruz yazmış. Aa iletişime abi. Geçtiniz. Süper. Geçtik. Sonra ben de sordum abi Malatya Spor transferi doğru mu peki diye. Orada kardeşim bakalım inşallah olacak dedim. Süper devam ediyoruz videoya. 39 maçta 20.266 dakikada 14 gol ve 6 asist yaptın. İkincilik ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma. Diğer Yiğitcan.
Ha, okey. Seni Oyun Gezer'de yazdığın yazılarla tanıdık. Ardından TTNet Oyun, Merlin'in kazanı, Radikal ve Geek Yapar'da yazmaya başladın. Bize bu kültüre öyle güzel aşıladın ki hepimiz geek olmakla gurur duyduk. Merhaba, ben Yiğitcan. Geek Yapar kanalına hoş geldiniz. Futbolcu olmasan da bacaklarına değinmeden geçemeyeceğiz. Bir dönem Geek Yapar denildiğinde senin bacakların aklımıza geliyordu. Yemek.com kavgasındaki dillere destan mücadelini de unutmadık. Kahramanca mücadele ettin. Ah. Arkadaşlar durun. Ben lahmacun da seviyorum, Batman de seviyorum. Sen Deadpool okurken pizza yemedin mi? Yıllar içinde seni birçok imaj ile gördük. Biz karar veremedik. Peki ya chat ne diyor? Bunu söylemek için çok geç ama... Böyle düşmez be Yiğitcan. Seviyorum! Çok ama çok gizli bir kaynaktan aldığımız bilgilere geçiyoruz. Ama bunlardan önce yakın arkadaşlarım ve Çelik'ten sana bir mesaj var. Öğrendiğimiz kadarıyla çaydan hoşlanmıyorsun. Her teklife hayır diyebilir misin? Vejeteryan olma sebebini bir sabah uyandığımda vejeteryan olabilecek gibi hissettim diye açıklamışsın. Sana çok güzel film ve dizi önerilerimiz var. Burada duralım. Bu film ve dizi önerisi almama. Neden abi? Hmm. Abi ben bir şeyleri keşfetmeyi, bir şeyleri tüketmekten daha çok seviyorum. Biri bana bir şey önerince otomatikman %90'ını almış oluyor. Benden keyfini. Ama bu özellikle Günhan'ın şikayetçi olduğu bir durum. Çünkü Günhan yılmıyor bu konuda. Çünkü çok çoğu arkadaşım yıldı. Bana bir şey önermiyorlar artık. Ama Günhan bir gün önerdiği bir şeyi izleyeceğime ve bunu kıracağına hala inanç taşıyor. Bu konuda da yıllardır oynadığı kelime oyuna dikkat. Yıllardır bahis oynadığı at Bojack Horseman. Bana Bojack Horseman izletmeye çalışıyor yıllardır. İnşallah bakalım kıracaksa Günhan kıracak zaten. Evet, bu bilgiyi de zaten hiç ondan almadığımız belli oldu. Devam edelim. Ankaralı olmamana rağmen ODTÜ'de okuduğun için kendini Fahri Ankaralı olarak tanıtman çok güzel hocam. Sadece arkadaşlarım Yunanca bildiğimi bilir. Yemek konusunda çok seçici değilsin. O zaman aradığın vejeteryan yemekler için ünlem yemek sepeti. Oyunlarda karakterlerine isim koyma konusunda çok kötüymüşsün. World of Warcraft'ta Melankoli diye karakterin var. O zaman hazır oyuna gelmişken hayatın boyunca oynadığın ve en sevdiğin oyun ne Yiğitcan? Abi geçen bunu inanır mısın? Daha dün Sungur'la yayından önce konuşuyorduk. Abi bak şeyi sormuyorsun değil mi? Gelmiş gelmiş en iyi bulduğum oyunu değil. Objektif olarak yani sağda solda San Andreas. Tam olarak geçen gün bunun aydınlanmasını yaşadım. San Andreas kadar gönülden bağlı olduğum başka bir oyun daha yok. Wow, okey devam edelim. Gerçekten mi Yiğitcan? Her yerde, her şartta uyuyabilirmişsin. Yuhum gelir. En büyük müzikal hayalim bir rap şarkısında aralarda bağırarak gaza getiren adam olmakmış. Ve Mert Günhan'ın şahane rapini izliyoruz arkadaşlar. Sit back, relax, enjoy the shit right. Don't forget to call your mom and say hi. I don't know what can I offer you tonight. Just a little of cancer, be by moonlight. Don't forget to constantly masturbate. Remember, I'm always watching you through chatterbait. Every night through midnight. Oh baby, let's shit post tonight. Kaliteli işler yapmaya özen gösteren birisin. Bu yüzden Yiğitcan Erdoğan isminden çıkan bütün fikirler bizi tatmin etti. Sen hiç durmak nedir bilmez misin be adam? Son olarak da gelmişini geçmişini. Evet, videomuz sona erdi efendim. Kendisine de bu videoyu yaptığımız ve anlayış gösterdiği için teşekkür ediyoruz. YouTube'da var. Şimdi son soru. Kitap önerisi isteyen var ama bunu zaten sen her yerde söylüyorsundur. Bir tane şu an son dönemlerde çok hoşuna giden bir şey söyler misin chatimize? Belki okumak isterdim. Yazar söyleyebilirim abim. Stefan Zweig. Öykü yazarı. Hayatımda gördüğüm en vurucu öykü. Onun kaleminden çıkma bir İspanyol askeri anlatıyor. Çok enteresan bir hikayesi var. Adam İkinci Dünya Savaşı esnasında bu dünya bundan sonra çok kötüye gidecek. Naziler, maziler çok kötü her şey diye.
intihar etmiş. 1944 senesinde yanlış hatırlamıyorsam. Çok enteresan eserler bırakmış arkasında. Stefan Zweig'in eserleri Türkçe'ye de kazandırıldı çok kaliteli yayın evleri tarafından. Gerçekten öneriyorum. Evet efendim, diğer radyo kafalarından alıştığınız gibi çok Twitch özelinde soru sormadım. Ya da kendisine filmdir, Avengers'tır, DC'dir sormadım. Kendisi zaten bir takım mecralarda bunları belirtiyor. Son soruyla da gidiyoruz. Şimdi arkaya dünyanın en duygusal müziğini verdim Yiğitcan. Hı hı. Bunu nasıl cevaplamak istersen cevapla. Belki düşünmüyorsun büyük ihtimal ama ileride olur ya bir gün bir evladın olur. Ve internette hiçbir şey kaybolmaz. Bundan 20 sene sonra belki o bunu izliyor olabilir ve bakalım o zaman babam neler söylüyormuş diyebilir. Bir küçük kız, bir küçük erkek çocuğu da olabilir. Ona buradan geleceğe bir tane küçük bir mesaj atar mısın? Sana bıraktım. İki şey abi. Birincisi, eğlenebildiği kadar, kendine zarar vermediği ve etrafına zarar vermediği ölçüde eğlenebildiği kadar eğlensin. Bu Mehmet Demirkol'dan duyduğum bir cümleydi. Gençliğini böyle geçirsin olabildiğince. Ve ikincisi de ne olursa olsun kendisi olmak gibi bir gayreti olsun hayatta. Ne toplumun geneline uysun, ne toplumun geneline alternatif olmak için yola çıksın. Kendisi olsun. En önemli şey, en zor şey de budur hayatta. Vav wow, efendim, o zaman ben de sevgili yeğenime buradan bir şey söyleyeyim. Baban ve arkadaşları bana çok şey öğretti ve bugün beni kırmayarak buraya geldi. Onun seçtiği kişi, yani senin annen olacak kişi de çok tatlı ve zeki bir kadındır. Onların yarısı kadar olsan yeter. Sana güzel bir dünya bırakamadığımız için özür dilerim. Bu bizim biraz suçumuz. Biraz da değil ama umarım pencereden şu an baktığında halen yeşildir. Ve arkadaşlar, Yiğitçen Erdoğan konuğumuzdu. Bitti. Bitti efendim. Son bir şey söyleyebilir miyim abi, ben kapatmadan önce? Abi benim biraz kabahatim bu. Ben bu programı daha önce izlememiştim. Katılmadan önce biraz cehalet, biraz da gaflet. Olur mu? Olur mu? Ama beni bilen bilir, takip edenler de bilir. Benim için talk show çok önemli bir hobidir. Ve çok izlerim. Her talk show izlerim. Ve çok severim hem icra etmesini, hem dinlemesini, tüketmesini, analiz etmesini, deconstruct etmesini. Ve çok çok iyi bir talk show yapıyorsun abi. Çok yani, teşekkür ederim. Hazırlanmasıyla ciddiye aldığın çok belli. Yani soru sormasıyla ve konuğuna açtığın şeyle ve konuğunu hissettirdiğin rahatlıkla bu konuda yetenekli olduğun çok belli. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum açıkçası senin gibi bir insanın böyle bir program yapıyor olması da Twitch'ten. Ah, bunları duymak nasıl diken diken ediyor efendim beni. Bunu yarın iznin var mıdır YouTube'dan insanlar dinlesin, izlesin? Tabii ki. Tabii. Efendim siz de bakabilirsiniz. Keşke konuğuma da arka müzikleri, efektleri verebilseydim ama şu anlık tek başım aracıyla bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır, sıkmamışızdır. Sizleri seviyoruz. Şu an dünyanın en sahte talk show el sallamasıyla gidiyoruz Yiğitcan. El sallıyoruz şu an. Gidiyoruz. Bye bye. Love you guys.